Girdik geldik, hoş geldik. Hoş Merhaba. geldik. Lan senin ne Merhaba, işin var merhaba. burada? Oğlum sana sürpriz yaptım ya. Vallahi şaşırdım. İki gül bakayım da cemalini göreyim. Dur yayına Murat'ın vereyim. atletinin yerine. Nasılsın bakayım? Nasılsın Ya ne iyisin? olsun, yine çalışıyordum. Eve geldim, bakayım ne yapıyor bunlar dedim. Yayına giriyormuş. Sonra bir baktım Murat ve atleti. Evet abi, açılışımızı yap. Burak hazır buradayken çabuk açalım. Yapıyorum abi o zaman. Aşkım, ruhum, güzeller güzeli bir tanemin sohbetine başlıyoruz inşallah. 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 İsterseniz oynayarak başlasın. Biraz beni övmesi lazım abi, ben öyle başlamayacağım. Birazcık Kim över misin? övüyor? Aşkım bebeğim bir tanem, Seham'ın yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi. Susun Bir lan. dakika kızlar bir şey Susun yaparlar. lan. Susun lan kızlar. Şimdi bir tane konum var. Burak'la Semkan hariç kimsenin konuşacağını zannetmiyorum. O yüzden onu hemen aradan çıkarayım. Burak'la mı? Murat, Murat. Burak. Oo. Yalandır o. Evet. Güzel. Evet, Hayır, bir patron geldi ve Burak'ın saatini yarım saat uzatalım. Akın soft. Tipex için uzattı galiba bir ay daha. Tekrar hoş geldin demiyorum. Hoş kaldın canım benim. Oo, Abi güzel laf. konuma dönersem, Türkiye'ye Grand Prix geri döndü. Aa evet, ben çok mutluyum bu konuda. Ben de mutluyum Çıldırıyorum. lan. Neden ben konuşmuyorum Çıldırıyorum. ki? Ne bileyim, senin ilgin yoktur sporlara diye şey yaptım genelde. Abi bu Ama arada şeyi biliyor musunuz bilmiyorum ama Türkiye Grand Prix zaten bu F1 camiası tarafından çok sevilen bir Grand Prix genel olarak. evet, bayağı bütün sürücüler bu Grand Prix'den dolayı bayağı heyecanlı ve bayağı takip ettiğime göre güzel şeyler olacaktır. Ve ben locada izleyeceğim sanırım bu Evet. yarışı. Seyircisiz ama locaları açıyorlarmış. Diyorsun. Sanırım giriş ayarladım. Vay kral. Hocam bizi de al ya. Hiç bizi Bizi de düşünen al yok. kardeşim. Ya Böyle olur mu bilmiyorum, ya? bakarız. Bizi de al aslanım. Böyle olur mu ya? O çok zor be oğlum. Bu arada seyircili değil mi abi? Seyircili diyorlardı. Yok Ben de değil. seyircisiz diye duydum. Seyircisizmiş. Abi Bahreyn'in son locada Bahreyn yarışı seyircili olabilir diye bak düşünüyorum. Burak'cığım, locada Bahreyn şeyi işte şeyhi, ondan sonra Suudi Arabistan kralı olmadıktan sonra ne anlamı var locada izlemenin? Ali Koç'la yan yana, ya ne yaptın Ali'cim falan demedikten sonra bir anlamı yok yani Tabii bak, locada Kerem izlemenin. Ya olsa yok. şey derdi, orada hemen iş bağlayacaksın locada, zengin adam ne Tabii yapsana. canım, yani hemen bir ev yani. Tabii abi. Geçen gün bak Ege'lerle konuşuyoruz. Dediler ki şey, tipik şey muhabbet dönüyor işte. 40 milyon TL'n olsa ne yaparsın falan filan. İşte lotodan çıktı 40 milyon TL. Ne yapıyorsun? Ben Evet. dedim Para ki mı lan? hayır. Ben dedim ki direkt dedim Monaco'ya one way ticket gidiyorum. Ondan sonra orada zenginlerin arasında Yat. zengin gibi takılıyorum. Sonra Parayı oradan iş bitirip falan çözüyorum. Yok abicim. Orada şeyi kendime anlatmaya çalışıyorum. Yani 40 milyon para değil. Li eğer psikolojime oturtursam 80 milyona olur, 100 olur, 200 olur. Öyle diyorsun. Evet. Sen Wolf of Wall Street'sin gerçekten şu an Teşekkürler. gözümde. DiCaprio gibi Teşekkürler. adamsın Yani valla. bu ya ben hiçbir şey anlamadım Semkan. Her neyse. Türkiye'ye geldiği için mutluyum yarışın. O kadar. Tekrar çok fazla sevilecektir ama keşke seyirci de olsaydı. Giden O da olmaz ki olur. ya. Bu Yani ekonomide. olamaz. Yani en ucuz bilet 2000 lira falan. Olur oğlum. Yuhallah, 2000 ne lan? Jennifer Spencer. Evet, öyle bir durum var İstanbul artık. Plaza boyları çok küçümsüyorsunuz arkadaşlar. 3000 de olsa olur, 4000 de olsa olur. Oğlum ama hem zengin olacaksın hem Formula 1 takip edeceksin. Yani Muhtemel. ikisi çok az insandır bence. Diyorsun. Tabii Bence canım. değil. Yok yok, az ya. Türkiye'de o kadar fazla takip edeni yok bence. Bence 2000 lira olsa
Net plaza boylar doluşur yani. Sıkıntı yok o konu 2000'de. Ya önceden en daha ucuzdu, o doluşmuyordu abi hiç. Ama o zaman önceden o kadar plaza boy yoktu. Nasıl yoktu? Evet o da var. Plaza Cem boylar... Bölükbaşı bayağı izleniyor da ne kadar, kaç kişi izliyor oğlum? Simbiyon. Cem Bölükbaşı bayağı yetenekli bir çocuk bu arada. Tebrik ediyorum. Abi, Cem tamam. Bölükbaşı Formula E, yok E değil. O e-sports'ta değil miydi? E-sporcu şimdi Borusan'la anlaşmış galiba. BMW'yle yarışlara falan çıkıyor. Adam e-spordan yürüyor yani bir şekilde. Yani e-sporcuydu. Bu... Normal yarışlara da katılıyor. Ama galiba go-kartla falan başlamışlığı var. Bayağı eski. Formula 3'te de yarışmış zamanında. Belki niye bırakmış ya Formula 3'te? Ya Formula 3'te abi? Yarışıyorsun. Belli bir yaştan sonra Formula 2'ye geçmen gerekiyor. Formula 2'ye geçmen için de para vermen gerekiyor. Yani yarışacağın takıma bayağı bir para vereceksin ki öyle yarışasın. Öyle bir durumu var. Yani Formula 1 pilotları falan hep zengin bebeleri. Adam e-spordan normal yarışa mı geçmiş, ben yanlış mı anladım? Evet, olmayan evet. Var ama bu arada Kimi Räikkönen öyle değil mi benim bildiğim mesela? Yok, bayağı Formula 1 pilotu olman için zengin olman gerekiyor. Torpille geliyorsun veya sponsor baban falan bir takımı bulsan... satın alıyor. Hangi takımdaydı bu sene yarışan, bir takımı satın alan bir herifin oğlu yarışıyor. Düşün yani zengin bebeleri. Evet, ben o yüzden hiç ayar oluyorum. Babasının takımında yarışıyor amına koyduğumun. Sanki baba ben yarışacağım şirketi. Diyor. Hemen takımı alayım diyor. Baba babası. Ben yarışacağım. Bana takma. Takma bana. Ben yarışacağım. Daha iyi ya değil bu arada şeydi. Formula 1 oynadınız mı bilmiyorum da. Yani gerçek yarışın aynısı. Yani onu oynayan Formula 1 pilotu da olur. Birebir oynuyorsa. Tabii canım. Oğlum G yemiyorsun, bir şey yemiyorsun. Manyak mısın? Ya o ayrı konu. Bir kere yani yandan bir 6G ye bakalım yani. Yani değil mi? Bir virajı dönerken. Yandan bir böyle yani. Gaza bas da taşakların içine kaçsın böyle diye. Ya benim öyle bir anım var. Go-kart'a gitmiştik bir kere arkadaşlarla. Ben de gidip yemek yemiştim. Ayıptır söylemesi. Dürüm mürüm yedim. Her neyse. Apeslerde gidiyorum diyorsun. Amına koduğumun pisti de hep sola dönüyor böyle. Dön babam dön. Böyle kolum tutuldu bir yerden sonra. Baktım midem kötü. Kaskın içine kustum oğlum, duramadım. O kadar dön midem bulandı. G kuvveti de yiyorsun bak. Go kartta da yine böyle bir sallıyor yani seni full gaz gidince. Unutulmaz bir anıydı benim için. Ne oldu peki? Sonra öyle devam mı etti? Yok canım, sağa çektim. Ben kötüyüm dedim. Kaskı çıkardım. Adam aktı zaten. Benden. Abi sarı bayraklar çıktı mı peki? Kırmızı bayrak amına. Yol kusmuk olduğu için kayıyor arabalar ya. Yağlı yemiş falan. Of. Yolda kebap var. Kaskı sana satın aldırtmadılar mı ya? Yok abi, biz bunu yıkarız, sıkıntı yok dedim. Ben düşün o zaman yani, aldırtırdım. O kaskları takıyorlar. Ay. Go-kart'a gitmeyin arkadaşlar, buradan herkese. Zaten bu dönemde asla gitmeyin. Biz bir kere gidecektik dedik, korona var falan, gitmedik. Ha doğru değil mi, kafana taktığın şey falan, doğru. Tabii canım. Ama Semkancığım geldiğinde bir Tuzla go-kart pistine gidelim, yarışalım seninle. Tabii. Ama ben bayağıdır gitmiyorum biliyor musun? En son ne zaman gittiğimi bile hatırlamıyorum. 10 sene falan oldu herhalde. Bu araçlar bir de kuvvetliymiş Tuzla'daki go-kart pistinde. Bayağı sıralama turu atıp sonra gerçek yarış falan yapabiliriz. Falan. Öyle öyle. Falan. Çok güzel olur. Apex'lerde gezeriz. Ben bu arada Ege İbnes'ine çok söylüyorum. Gel gidelim. Geçen hafta söyledim. Bundan bir ay önce falan. Ya ne gideceğim ben bununla, go-kart'a o kadar param verilir falan dedi. Ege chat'te. Ege'nin ayağı yetişmiyordur gaza belki. Gör. Olabilir. Ya altına yastık koyarlarmış. Ya niye böyle şeyler yapıyorsun? Kendi de olsa bu şakayı yapardı ya. Ege kendiyle barışık. Ya bırak, pandemi demedin o gün salak. Şimdi şey bulmuş, pandemi diyor. Pandemiyle alakası yoktu. Ya chatten konuşması çok iyi oğlum, böyle söylüyor bak. Amcık
Bu arada evet, birinin kafası kopmuştu şeyde, go-kart'ta. Şeyi atkısı takılıp. Kardeşim saçı, öyle öyle Vespa'ya biner gibi atkıyı da böyle lülülü yani evet, yaparsanız. Biraz tehlikeli de, bir kızın saçı takılmıştı motorun şeyine de, bayağı kafa derisi falan gitmişti. Evet evet, kafa derisi falan. Ben kopmayı da hatırlıyorum. Kopma da var. Böyle kopma da var. Bayağı kafa top gibi yuvarlanmış. Çok korkunç lan. Düşünsene kafa top gibi ya. Yuvarlanmış. Okey. Sakarya'daki. Buradan uzun saçlılara sesleniyorum. Go-kart'a gitmeyin. Gidersiniz, saçınızı toplayın. Evet, daha şey olur. Olsun, yine de gitmesin. Açılır mı, açılır. Bak dedim sana, Formula 1 konuştular. Hiç lafını lafını edemedin yani. Katılamadın. Murat. Yani evet, biraz öyle oldu ama ben de sevindim. Yani tabii. Ağır bilgili değilim Formula 1 konusunda. Abi bana onu izlemek canlı çok saçma geliyor. Önünden geçiyorlar sürekli. Bütün pisti göremiyorsun ki. Televizyondan izlemek evet, var. Ben de aynı şeyi düşünüyorum bu arada. Evet evet. Televizyondan izlemek bence de daha keyifli. Oraya gidenlerin amacı sadece o arabaların sesini duymak. Yani biraz geri kalanını böyle ekrandan izliyorlar zaten. Evet. Rally'de mesela en azından arka arkaya çıkıyorlar falan. Ya bir de tezahürat edeceğim bir durum falan da yok, anladın mı? Böyle sürekli duymaz Mahir. Ya bütün yarış boyunca la 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 verse daha ben desen ne olacak ya? diye geçiyorsun hiçbir şey duymadan. Verstappen. Şeyden sonra onun da bir zevki kalmadı zaten. Herkes eleştiriyordu. Motor hacmini küçülttüler falan ya. Evet, doğru. Ama gene yani duysan böyle bir iliklerin şey olur böyle. Tabii. Hemen sikeyim olursun yani. Motor hacmi küçülmedi ya. Senin arabanın da ama egzosunu söksek ondan da olur bence birazcık. Yah be abi. Biraz elektriği devreye sokmaya başladılar Formula 1'de, o can sıkıyor. Öyle mi? Tesla da katılsın takım olarak. Oğlum o çok kötü ya bu arada. Formula E yarışı hiç izlediniz mi? Geçen gün izledim. E dediğin elektriği ne esin? Şey gibi. Böyle. Nasıl biliyor musun? E-sigara gibi. E-formula. E-formula. Formula 1'de de elektrik şey var oğlum artık. Ya var da işte şey unit işte o. MGU UK, MGU bilmem ne falan. Abi böyle bir sektör varsa niye Tesla takım kurmamış? Ama çünkü full değil sanırım. Ona da hoşuna gitti. Çok gitmiş. Para abi. Full. Bu arada Formula E'deki full de şey gibi, böyle sanki akülü arabalar yarışıyor gibi. Öyle bir Formula 1 yani. Biraz da şey yani, sonuçta arabaların üstüne reklam yapıştırmacı olduğu için herif reklamını uzaya gönderiyor. Formula 1'i ne yapsın yani? Ne bileyim lan, parası var sonuçta. Yapın. Yani parası var. Ulan sanırım o araba Murat Mars'a gitmiş, Mars'a yaklaşmış. Harbi mi lan? Onu amaçla yollamadılar ki oğlum. O ne? Yörüngede duracak. Yörüngede değil mi? Nasıl Mars'a? Yok oğlum, gidiyormuş boşluğa doğru. Galaksiler arası dolaşacak galiba. Yörüngede niye araba dönsün? Allah kahretmesin. Niye yörüngede araba olsun? Oğlum o arabayı şey için, şov için koymadı herif. O bir ağırlık koyması gerekiyordu. Hadi arabayı koyun bari dedi herif. Mars'a geçmedi mi lan? Ne ağırlığı koyması gerekiyordu ya? Abi şekil için niye atmadı mı onu? Sırf hani yapabiliyorum, o yüzden atayım, atması. Yok yani o biraz öyle de, biraz da şey işte ağırlık koyması gerekiyordu test şeyinde, uçuşunda. Arabayı koyun dedi herif. Şey, dummy koyacağınızı. Arabaya koyun ya, bizim arabaya. Benim şahane. Cebinden çıkarmış adam, al bunu koy anam. Al şunu koy anam. Yalnız geri girerken çok şey yapma, o kamerası sağ tarafı görmüyor falan. Veriyor anahtarı böyle, çizdirme ha diyor. Valeye verir gibi. Bu arada abi şey diyecektim. Son geyik olarak yani, böyle ünlü bir araba koymak yerine gidip de böyle ne bileyim Lada ya da böyle işte Moskoviç, Tofaş falan, öyle bir şey koysa Trabant böyle falan işte, daha güzel olurmuş, daha şık ne olurmuş. Koydu ki? İşte Tesla'nın en son Rockstar çıkan şeyini. E tamam abi, adam reklam için atmış sonuçta kendi arabası. Ya ama gönül borcu için mesela gidip de Şahin falan koysa böyle. Şahin koysa ama Şahin'de... Bir...
Şahin'e Tesla motoru taksa. Ya şöyle ya, ezilmiş halklar adına koyuyorum ben bu Şahin'i falan bir de. Elon Musk'ın da çok da sikinde ezilmiş halklar gerçekten ya. Abi Elon Musk'tan Iron Man olmasını beklemiyoruz. Iron Man böyle böyle mi olacak kardeşim? Abi Türkiye'deki yok. Şahincileri kim düşünecek? Ya. Vallahi. Doğru. Doğru. Bir şey diyemedim şimdi. Ama Elon Musk bence daha çok villain olacak bir adama benziyor. Pitch zekalı. Lex Luthor diyorsun. Gibi. Evet. Biz birleşelim, Şahin yollayalım. Abi olur. Bayağı iyi olur bu arada. Biz birleşsek böyle... buradan birleşip... anca Antalya falan SLX yollarız. Falan yollarsak iyi gene yani. Evet, benzin parası çıkarsa. Yeni otoyoldan yollayalım abi. tüplü SLX böyle yörüngede öyle geçse çok iyi değil mi abi? Direkt traktör falan atalım abi. Daha görünür Blunt olur. Türk yani animasyonu olsa kesin yaparlar bunu şu an. Türk ama animasyonu. İşte yok. Yok. Bir fırıldak ailesi var abi. Aa evet. Onda kesin alo. Devam etse ben yaparlar. Ben telefondayım. Canlı telefon bağlantısı aldı herif. Alo. Elon Musk mı bağlandı? Ama bir dakika, şöyle olması lazım. Alo. Alo, alo, alo. Bir saniye, Tesla'dan televizyonunuzun arıyorlar. Televizyonunuzun sesini biraz kısar mısınız? Dur. Tesla arıyor. Ben bu arada şey diyecektim, arada gitti konu. Spor müsabakaların hepsinin televizyondan daha iyi izlendiğini düşünüyorum yerindense. Daha net ya görüyorsun o, her şeyi. O senin birazcık... Abi... Yok yok, ondan değil abi, oğlum. Gittim gördüm Allah aşkına ya. Hiçbir zevki yok yani, göremiyorsun. Ama mesela pozisyonu. Şeyi düşün. Courtside'dasın. NBA. Yine de çok farklı açılardan olabilir. Görmek daha çok hoşuma gider benim. Fix bir yerden bakmaktansa. Abi düşünsene, ama şey gibi bir tecrübe yaşamıyorsun ki televizyonda ya. LeBron geliyor mesela... İşte ağzının içine atıyor topu. Ağzının içinden böyle pas çıkarıyor falan böyle. Atmasın ya bu arada abi şeyde... yani terli terli kokan adamlara yakın olmak niye bana iyi bir şey gibi gelsin. Ya adam insan sevmiyor işte. Ya bu arada şeyde falan çok iyiydi abi. Biz Ege ile mesela 2000 bilmem ne basketbol dünya kupasını bayağı Ankara'da izlemiştik salonda. Ondan sonra bir kere daha maça gittik Türkiye milli takımının. Basketbol. Abi bayağı iyiydi yani. Böyle hani şey oluyor. Yani sen televizyondan bir birim mesela görüyorsun bir smacı bir şeyi falan. Ama orada böyle onun katı böyle 10 kat daha böyle keyifli oluyor falan. O bir de senin şeyine bağlı, hani ne kadar tutkulu izleyici olmana da bağlı bir şey. Ben tabii canım, direkt ona alakalı. Yani tutkulu bir izleyici değilsen yani gene zevk alırsın tabii de. Bilmiyorum, ben gittiğim her maça ulan keşke televizyondan izleseydik, ne güzel maç oluyor dedim. Düşün yani. Ne maçına gittin? Futbol mu? Futbol. İki tane basketbola gittim. Bir tane voleybolun da çekiminde bulundum. Hepsinde televizyondan her şey daha iyi oluyormuş, onu gördüm. Yani. Şey olmuştu, Ege ile işte gittiğimizde Dünya Kupası'na. Şimdi Dallas Mavericks'te oynayan... Hala oynuyor mu bilmiyorum da oynuyor galiba. CC Barea diye bir oyuncu var. Adam işte şeyli. Meksikalı mıydı? Nereydi? Garip bir Güney Amerika ülkesinden adam. Ondan sonra böyle işte falan işte oyuncular girdi. Türkiye'nin maçı değil işte. O CC Barea'nın takımıyla Fildis sahilleri mi ne oynuyor? Bizde Türkiye maçından önceki maç. Costa Rica diyor ya. Olabilir. Ondan sonra böyle falan yaptık böyle işte gelen takıma. Ondan sonra CC Baraya böyle bize döndü. Yaptı, devam etti falan. Biz böyle falan olduk. Tarkan yani. Konserindeki kızlar. Evet gibi. Evet, güzeldi abi yani. Abi, baya bizi oğlum ne kadar hulu adamla amına koyayım falan diye böyle yarım saat konuştuk. Ya hayat zaten böyle şeylerle güzel. Hayat böyle şeylerle güzel. Çok haklısın Murat'cığım. Ya. Ben de Volkswagen Arena'da bir tane basketbol maçının çekimini yapıyorduk. Orada bulundum. Takımları bile hatırlamıyorum ama ünlülermiş bayağı öyle. Ben hiç takip etmediğim için bilmiyorum. Heriflerin dibindeyim çekim için. Adamlara top falan veriyorum istediklerinde ama hani ya sikeceğim, al topunu da sikeceğim, iş yapıyorum burada şeklinde veriyorum. Bana hep oğlum ne yapıyorsun, o adam şu falan diyorlar. Bana ne, kimse kim, ben işimdeyim gücümdeyim.
Bu biraz tutku işi yani. Tanımıyorsan etmiyorsan orada hiçbir anlam ifade etmiyor. Onu diyecek. Adam LeBron James falan. Adam bırak oğlum topunu sikeceğim senin de ya. Dağıtma kardeş. Keserim bak. Ya tam olarak öyle oldu ama bak bir çekim yapıyorum. Orada bir şey şat alıyorum tam. Ayağıma top geldi. Adam sorry mori geldi zencinin biri. Ya sikeceğim topunu al dedim. Sorry'si lan. Biz ekmeğimizdeyiz orada. Yani bu konuda bitti böyle. Bu da böyle bir konum. Güzel günler arada... gözlerimi alamadım. Ay içim... pardon. Bir şey söylüyorum. Futbolda hiç şey de izleyemedim bu arada. Güzel böyle maratonda falan böyle ya da biraz daha yakında. Ben hep kale arkasını izledim futbolda. Abi kale ama şey, şeyi yani. Kale arkasının orta tribüne en yakın köşesine oturacaksın. Oradan ortadan izliyormuş gibi oluyor. O fakirlik şeyi triyidir yani. Zaten ama orayı da... dolduruyorlardır abi. İşte erken orada gideceğim. Orada bir sürü insan vardır. Erken gideceğim. Ben şeye gitmiştim. Bu İnönü tekrar yapıldı. Aradan bu maraton şeylerini kaldırdılar. Direkt sahaya sıfır oldu ya. Bayağı oyuncunun yanından falan izleyebiliyorsun oralarda. Ama yani keşke televizyonda olsaydı dedim. Adamın sümük atmasını gerçek hayatta görmek çok zevkli olmuyor çünkü. Ya orada genelde atmosfer oluyor. Onu da seven çeken. Var bence yani. Ya şey olsa sarmaz mesela, anladın mı? Ne o? Bütün arena boş ya yani şey işte stadyum neyse boş. Bir tek sen varsın, en iyi yerdesin. Onlar da normal maçını oynuyor falan filan. O da bence gene çok güzel olmaz yani. Evet, oradaki tabii. Atmosfer şey katıyor. Halı saha maçı izliyormuş gibi bir şey olur o da yani, aynı şey. Evet, aynen öyle. Ki halı saha maçı izlerken diyorsun yani. Ulan şunu şu pozisyonu biraz yaklaşsak hocam. Evet. Değil mi? Öyle şeyde biz şey yapıyorduk. Bizim Ankara'da gara gelmeden önce bir yer var böyle. 3 tane saha var. Gençler Birliği'nin yeri. Orada böyle şey yapıyor. Daha doğrusu 19 Mayıs'ta işte. Gençler Birliği'nde değil de. Orada böyle gençler maç yapıyorlar falan. Gençler Birliği ama takım olan değil. Başka gençler. Takım olan değil. Bunlar yani birlik olmuş bir genç. Takım gençler. Ondan sonra işte şey... Böyle 14-15 yaşlarında çocuklar böyle profesyonelliğe hazırlanıyorlar falan. Şey gibi böyle oluyor, izliyorsun gidip böyle Tsubasa'yı keşfeden adam vardı ya böyle. Onun gibi böyle bakıyor, sigara, öyle dayılar falan var zaten scoutluk yanında. Scoutluk yapıyorsun. Scoutluk çok güzel oluyor. Neyse. Ben çok olmak istemiştim işte. Biliyor musun? Scoutluk çok zevkli meslek aslında. Çok iyi parası var. Herkesi judge ediyorsun. Judge ediyorsun. Parası çok iyi, bir sikimde yapmıyorsun. Sadece diyorlar ki al... Sana Brezilya'ya bilet. Şurada ikincilik takımının maçını izle. Gidiyorsun izliyorsun. Güzel. Hocam bu adam iyi, istersen al diyorsun. Alıyorsun 20 bin doları cebine sonra. Ama ondan sonra iyi çıkmazsa sana dönüyorlar. Hani iyiydiyse ha. Hani valla ben iyi izledim. Hocanın suçu diyorsun. Gidiyorsun sonra. İyi yönetememiş adamı yani. Hiçbir şekilde sende değil. Çünkü kasetlerini getiriyorsun adam. Bakın izleyin. Ben demiyorum. Siz de görün diyorsun. Aa, hakikaten iyiymiş diyorlar. Abi yok, tamamen şey, hiçbir şey diyemezler sana, çok şey bir meslek o açıdan, rahat bir meslek yani. Ama iyi çıkarsa da mesela sen... O zaman ben ünlü buldum. Scout oluyorsun işte, bunu tabii. Keşfettim, ben Neymar'ı keşfettim falan diye geziyorsun. Biz onu şeyde yapıyorduk lisedeyken, FM oynarken falan, böyle buluyorsun 17 yaşında çocuğu oyunda. Ben bu çocuğu oyunda bulmuştum, bak şimdi nerelere geldi diye şey yapıyorsun. Bizim de Ege'li var herhalde öyle böyle fix oyuncularımız. Kim vardı öyle hatırlamıyorum ama. Kennedy Bakırcı oldu. Bitti mi? Bitti galiba. O zaman gireyim. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederiz. Ya hiçbir zaman eskimiyor. Güzelliğinden gözlerimi alamadığım, içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Maşallah. Evet, geldik ilk konularımıza. Hemen açıyorum yeni Batman fragmanı. Hadi bakalım. Ben beğendim abiciğim. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, böyle mi yorumluyoruz? Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle, bence hatta şey, Nolan'ların Batman'inden sonra adam gibi DC filmi bence Joker'e kadar çıkmamıştır.
diye düşünüyorum. Evet. Adam gibi Batman'de görmedik diye düşünüyorum. Ama bu olmuş gibi. Çünkü Batman öyle göt çeneli böyle yarak yarak işte ben çok zenginim amına koyayım bilmem ne falan filan diye böyle sabah akşam gezinen bir insan benim bildiğim değil. Böyle cool bir herif. Böyle bir adam yani. No, şey gibi adam işte ne o? Neydi o Batman'i oynayan adam? Nolan'larda. Bale. Ha Christian Bale. Mesela çok uygundu. Hiç değildi bence. Bence uygundu. Benim ben en sevmediğim Batman Christian Bale Batman'i. Ben de seviyorum yani. Ulan şey ben de itibariyle. Seviyordum. Filmleri çok iyi ama Batman olarak çok tıfıl. Yani Ben Affleck iyi mi mesela sence? Ben Affleck bence Batman imajına en yaklaşan Batman. Yani şey olarak, görüntü olarak biraz bulk olması lazım Batman'in ki o Batman 40-45 yaşlarında falan. Pattinson'un Batman'inin konusu Year 2 bu arada. Hani ikinci senesi daha Batman'likten. O yüzden tıfıllık da normal. Ama İkinci sınıf mı? He, ikinci sınıfta da. Ama Bale'ın Batman'inin mesela ne kostümü... Turizm otelcilik. Bale'ın Batman'inin kostümü çok çirkindi bence. O evet. İyice tıfıl gösteriyordu. Kısa kulak yani, falan evet. Böyle. Bu kafanın arkasından şöyle gelen o yuvarlak kısım. Yani Nolan'ın Batman'lerinden sonra gelen DC filmlerin apayrı bir konu, onu tartışmıyorum. Ama Batman olarak ben Batfleck'i çok beğeniyorum. Hani şey olarak tarz ve direkt çizgi romandan çıkmış gibi geliyordu bana tipi. Ben şöyle beğenemiyorum abi. Ya yani göt çene falan o olayları pek beğenemedim. Ayrıca kostümü de muhtemelen kötü. Sesi de ne kadar uymuş çok emin değilim. Zaten Ben Affleck'in kendisini görmüyoruz. Bir çenesini görüyoruz, bir kostümünü görüyoruz, bir sesini duyuyoruz. Yani ben tamam. Kendisini Suicide Squad'da görüyoruz. Yapılı olarak eyvallah. Belki dediğin okey. Yo Affleck'in ben bak Affleck ilk kaslandığında şey diye tweet atmıştım. Sonra ona çok cringe'lendim. Ben Affleck'ten Batman mı olur amına koyayım oldu olacak şey. Matt Damon'u da Robin yapın falan diye şey atmıştım. O da abi çıktı bence. Ve bu arada evet Matt Damon'dan çok güzel Red Hood olurdu. İşte evet diye olur. Yani Pattinson'un Batman'ine gelecek olursak ikinci sınıfında daha ikinci sınıfa geçmiş bir Batman olarak güzel gayet. Yazık daha minik. İşletme ama kantinine gider. He. Şey oynayacak. Ha. Alfred'i de Andy Serkis oynuyormuş bu arada. Gollum abi. Diğer ya Colin tanıdık. Farrell çok iyi değil mi abi? Aa, gerçekten mi? Dur bakayım. Colin Farrell niye ben Colin Farrell'ı pek yakıştıramadım Penguin rolüne. Ya bu şeyin de Nolan'ların da desteği varmış bu filme bu arada. Yani o Nolan Batman'lerinin gerçekliğinde ama çizgi romana daha sadık bir şey göreceğimizi düşünüyorum. Ben Riddler'ın yani olmasına sevindim. Sonunda filmlerde evet, adam gibi bir Riddler olursa sevinirim. Şeyde yok muydu ya? Jim Carrey'de vardı da yani o filmlerden yani. We don't talk about that. Hayır o filmlerin hepsi değil de yani o film yani George Clooney Batman'ini gerçekten hafızamızdan silmek. Ben Keaton'un filmini de hiç sevmiyorum abi. Ya ben 90'lar Batman'lerin hiçbirini sevmiyorum. Öyle değil. Ya Michael Keaton'un filmleri şey gibi böyle sanki. O Bruce Wayne sanki böyle biraz sonra What is love falan yapacak gibi geliyor Michael bana. Michael Keaton hiç o yakışmıyor abi Batman'le. Dökümlü takımlar falan böyle. O buradan böyle saç. Saçı başı ne bir şey. Bruce Wayne karizması var adamda ne bir şey. Evet yani. Yok. Ya bu arada Alfred olayına gelebilirsek orada şey mesela bu Andy Serkis dedin ya olur evet ama yani benim tamamen gönlümdeki tek şey Alfred kesinlikle şeydi. Michael Keaton. Neydi adamın? Michael, evet abi evet. En mantıklı. Abi adam İngiliz beyefendi. İnanılmaz yani. Keşke Sir Ian McKellen'ı yapsalardı. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm ama ya işte o da Gandalf çok yapıştı o herife. Peki. Sizce Türklerden kim oynar peki? Haluk Bilginer. Hepsini ya, oynar. Bilginer'den ben yadırgamam. Alfred olur mu? Hayır hepsini oynar. Batman'i de oynar, Joker'i de oynar, Alfred'i de oynar. Alfred çünkü ve Joker olur bence. Çok güzel Joker olur burada. Alfred kim oynar biliyor musun Türk? Şeydeki yabancı damattaki Memik dede. Abi Alfred'i şey oynasın ya adam öldü galiba zaten de neydi?
Kardeş. Tuncel Kurtiz. Çok mantıklı. Bak kardeş. Bu dünyada... Ama Tuncel Kurtiz'i de böyle dev ekranların önünde böyle çata çuta bilgisayar kullanırken hayal edemiyorum. Hayır ya, kullanmayacak abi. Batman çata çuta böyle bilgisayar kullanacak. Ondan sonra Tuncel Kurtiz gelecek. Bak kardeş. Bu dünyada iki tip insan vardır diyecek. Şey yapacak böyle, bir de I am Vengeance falan diye geliyor ya. Okan Bayülgen oynasın abi. İntikam değil kardeş falan. Alfred Okan Bayülgen'e ne dersin? Yok bro. Ya daha neler. Oğlum, Joker olur. Ama Okan Bayülgen efendi Okan adam olur mu Alfred? Oynar. Çok güzel olur. Tamer Karadağlı Süpermen'i oynar. Burada bir yanlışımız var. Bak Wizard o de demiş. O Süper Türk olmasın abi. Oradan işte uyarlıyoruz. Tecrübesi var. Mehmet Ali Erbil'i... Kriptonit, kriptonitmiş. Ba. Mehmet Ali Erbil'i Joker'a koyalım abi. Oo. Olur mu? Olur abi. Onun bir tane dansı var ya böyle. Aa bir dakika, Joker Mehmet Ali Erbil değil oğlum. Joker şey oynaması lazım. Joker mi? Ay. Joker. Neydi herifin adı? Abi Joker olan. Joker olan değil mi? Joker evet. Ay. Çetin Tekindor demişler abi Alfred için böyle bir. Ha olabilir evet. Ama çok şişman değil mi? Çetin Tekindor. Şeye göre. Rol için zayıflatırız hocam. Ama oğlum zayıflatırsan kanserli gibi olur ya. Olur. Taner Tolga Çetin Tarlacı. Joker değil mi? Tabii. Çetin Tekindor biraz... Evet bu da olur ya. Çetin ama bu Tekindor... daha böyle köylü bir Alfred olur, anladın mı böyle? Olur mu abi, Çetin Tekindor direkt mafya babası olur ya. Karlı ya evet ama şeyde... Işte. Şeyde çok yakışıyor ya Çetin Tekindor'a, böyle köy yerinde oranın ağası rolleri falan. Sen böyle daha. Sen babam ve oğlum diyorsun. Hayır hayır, başka filmleri de var ya öyle. Ben direkt Memoli'den mafya babası olduğu için oradan şey yaptım. Aa o zaman şey Memoli'de miydi o? Şey yılan hikayesinde şey vardı ya. Neydi? Bir şey yılan. Neydi ya? Yılanın başı kimdi ya? Adı Kürşat. Kürşat. Mıydı? Kürşat. Kürşat. Kürşat çok güzel Joker olur lan. Çok iyi olur abi evet. Şey de peki Gülsüm de Harley Quinn. Köylü kızı ama. Batman'in kıçına tekmeyi basalım artık falan diye geçiyor. İşte orada da böyle bir Meltem şey Cumbul'u da Batgirl yaparız, oldu bitti işte. Meltem Cumbul böyle orada böyle bir mashup bir şey olacak, böyle evrenler karışmış gibi böyle bir senaryo. Meltem Cumbul işte Gwen olacak. Memoli işte Batman falan. Komiser Gordon da var. Gelmiş falan. Aynen. Oğlum direkt yılan hikayesinin şeyini al kastını, Batman çekiliyor. Bak komiseri var. Şey Robin'i de var. Memoli zaten Batman. Ha, Robin de var doğru. Robin de şey değil mi? Kırmızı Gülç, ne kırmızı, kırmızı Gülç? Nail kırmızı Gülç. Evet, ulan. O da var. Batcave'i de var. Doğru. Beyoğlu'nda. Apartmanda. Batcave'i var ama şey çıkıyor alttan böyle. Batcave'den şeyle Batmobile'le çıkarken Memoli abi diye şey çıkıyor. Ben çıkıyor. Batman abi. Hani beni hiç bırakmayacaktın Batman. Hani beni Robin yapacaktın abi. Abi o Memoli'de şey sahnesi var ya böyle. Hani beni hiç bırakmayacaktın Memoli. Hani beni hep koruyacaktın Memoli. Adam Batgirl İbrahim, bunu diyor değil mi? İbrahim Tatlıses'i penguin oynasın demiş. Ay. Münir Özkul'dan çok güzel yani? Alfred olur denmiş. Münir Özkul öldü mü ya? Evet. Öldü değil mi? Şeyden güzel Alfred olur. O kadar CGI'yle çok hallederiz. Münir Özkul muydu o ya? Bir tane... Yo Ferhan Şensoy. Alfred olabilir. Daha böyle şakacı. Ha bak o da olur evet. Böyle şey bir Alfred. Batman'i böyle şey yapan. Çiçekleyen böyle. Bak Mehmet Ali Erbil Two-Face'i oynar. Ha doğru. Yok güzel ya oynar. Two-Face yani... için çok şey hobbidik bir adam o ya. Daha öbür face'i yok diyorsun. Öyle düşünme onun o yani o role girer yani o adam. Ya ben onu Riddle evet, falan abi, olsun bu ben. Arada şeymiş biliyor muydunuz? Yani bayağı böyle tescilli nemfomanyakmış adam yani.
Belli değil miydi abi o zaten? Belli. Yo ama şeymiş ya böyle. Yani, raporum doktor, raporu var falan. Ya siker yani falan öyle. Raporunu siker. Böyle gidip kadınlara kağıt uzatıyor böyle. Sarkıp ben... kağıt uzatıyor. Ya kusura bakmayın ben seks bağımlısıyım. İmza olur. Güzel bahane abi. Değil mi? Öyle bir raporla gittik. Pardon ben raporum var da. Biraz bir 5 dakika böyle bir yavşasam. Ama gene kibarlığı da elden bırakmıyor. İznini istiyor evet, önce evet. falan. Ya yavşasam hoşunuza giderse zaten raporluyum. Abi hazırım. Yoğun bakımdan 25 yaşında kız arkadaşla çıkmıştı ya. Adam ya orada nerede Tinder'dan mı buldun? He ya yoğun yani. Bakımda nasıl buluyorsun? Hemşireye mi yürüdün ne yaptın? Amına koyayım ölüyü diriltmiş ya. Nasıl bir... Oo. Doğru. Evet. Sonra tekrar hastaneye yattı. Onun bir şeyler olmuştu. Hemen çıkar çıkmaz şeyden yoğun bakımdan yapıştırdıysa geri dönme. Evet eğer bir Riddler olursa gelip PCTYZI diye giriyor konuya. Batman'ın şey falan diyor böyle. Samsun'un sesi. Özkan Uğur demişler ama Özkan Uğur Joker değil. Şeyi Penguin'e güzel uyar lan Özkan Uğur. Evet o olur. Şey de uyuyor. Fiziği de uyuyor. Değil mi? Özkan Uğur şu şey miydi ya? Bu arada yeni Batman'de ha, Penguin'i şey, şöyle işleyecekler oldu. Muhtemelen. Penguin, Wayne ailesinin şeyi kanlısı diyecektim. Kanlısı değil şeyi rakip. Endüstriyel rakibi olan aile. O da çok zengin Batman kadar. Ya onu da böyle eli yüzü düzgün yakışıklı bir adam yapacaklar o yüzden gibi geldi. Hani anti Bruce Wayne gibi bir şey yapacaklar herhalde. Neydi lan onun soyadı? Cobblestone muydu? Öyle bir şeydi. Pennyworth Alfred'in soyadı. Sonra bakayım. Şeyde zaten bu arada Telltale'in oyunlarında da öyle değil miydi? Oynamadım onu bilmiyorum. Cobblestone demiş Wolfeus. Cobblepot. Cobblepot evet Cobblepot. Doğru. Cobblestone Minecraft'ta vardı oğlum. Doğru. Şey Poison Ivy var. Seray sever diyorlar. Olur ha. Abi Poison Ivy bence direkt şey ya. Neydi o kadının adı? Do it yourself şeyler yapıyor ya. Neydi oğlum kadının adı? Sürekli çıkıyor böyle örgü falan örüyor. Bir şeyler yapıyor falan. Derya esas. Baykal. Esas. Heh, Derya Baykal. Kesinlikle. Esas bizim elimizde komple MCU'nun Türk cast listesi var. Ama zamanını bekliyorum, açıklamıyorum. Sen biliyorsundur onu. Ben bilmiyorum. Şey Seha. Peki filme geri dönecek olursak bu şeyi hakkında ne düşünüyorsunuz? Komiseri ve Kedi Kadını Zenci yapmışlar. Yine bir Hollywood SJV'liği görüyorum orada. Beni rahatsız etmedi yani. Zaten ben buna hani ırkına bağlı bir şeyi yok hikayede. Ben buna son zamanlarda biraz daha sıcak bakıyorum bu arada bu olaya. Hani böyle Hintli'yi işte şey yani bilmem neyi Hintli yapalım. Şunu işte Middle Eastern yapalım falan filan böyle olaylar var ya. Yani şimdi biz Türkiye'den baktığımız için galiba ırkçılığı tam anlayamıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü bizim ülkemizde öyle bir şey yok yani biz çok fazla ırkçı bir millet değiliz gibi geliyor bana. Yani Avrupalılar ya da işte Amerikalılar falan gibi ama orada böyle şey filmler böyle popüler kültür üzerinden yürüyen böyle bir algı olduğu için insanlarda genel algı. Ya yani onu değiştirmek adına bence güzel şeyler yani hani en azından bunu yapabiliriz diyor adamlar. Ha işte Hintliler de cool olabiliyormuş falan diyor ne bileyim yani. İşte yani... Middle Eastern'ların da hepsi şöyle değilmiş falan. O işte bana çok zorlama geliyor. Çünkü ya şimdi ya. Bak en güzel bu yeni fazda Marvel şeyle yapacak. Kamala Khan'ın filmini çekecekler direkt yani baş karakteri şey yapacak ki zaten öyle yazılmış bir karakter. Miss hiçbir Marvel şey... mıydı yok? Ha hiçbir Miss Marvel hiçbir şey değiştirmeden yok. Çat diye koyacaklar. Miss Marvel değildi oğlum. Başka Miss bir şey. Miss Marvel, yani. Miss Marvel. Ha, Müslüman Miss Marvel. Ha, yani ikinci Miss Marvel. Oğlum Rock. Miss Marvel şey değil mi ya? O uçan falan. Bu eli kolu uzayan. Miss Marvel o şey Captain Marvel'ın ilk ismi Miss Marvel. Sonra onu işte ona devrediyor. Burak falan. Bir şey eli diyor. Eli kolu uzayan Miss Marvel. Burak'ın elinden tutuyorum sesini duyurmak için. Ne?
Bir şey diyordun, yine üstüne konuştular. Ya bir şey diyordum da şey diyecektim. Böyle bir farkındalık yaratmak dünyanın en boş işi bence. Zaten amına koyayım, ellerinde NBA gibi bir oluşum var ve yani en yüksek düzeydeki basketçilerin hepsi siyahi amına koyayım. Bu tip siyahilikten değil abi. Zorlama geliyor. Sadece siyahi olarak düşünme. Middle Eastern, işte bilmem ne, i̇şte Asyalı Indian falan. Ya Indian, ben onları Indian, Indian derken hani kızılderili manası. Onları hiç falan sallamıyorum. Indian, Hintli olan da önemli bir husus. Tabii. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Bunu şöyle en son zamanlarda böyle çok şey yaptım. Kafama taktığım bir konu bu arada bu racism meselesi. Şu yüzden. Şimdi Almanya'da iş bakıyorum falan bazen böyle. Hani orada böyle benim çalışabileceğim böyle güzel şirketler falan filan olduğuna inanıyorum. Ama şöyle yorumlarla karşılaşıyorum. Almanya'da gerçekten Türklere karşı böyle büyük bir racism olduğu söyleniyor. Hani haklı nerede olursa olsun Almanlar tarafından. Hayır, haklılar diyebilirsin, okey. Ama bir bakıma baktığın zaman da yani her Türk de aynı değil ki abicim. Yani oradaki... Ya değil. Onda oradaki insanlar beni niye reisliğinden şey yapıyorsun? Onda bile ırkçılık yapıyorlar aslında. Sen aa Türklere hiç benzemiyorsun deyip direkt oradan evet bir ırkçılığa maruz kalıyorsun. İşte bu da ırkçılık yani zaten. Irkçılığa maruz kalırsın orada. Ya ama hakikaten haklı tarafları var. Yani bu şey değil. Türkler geliyorlar şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar meselesi değil. Benim ciddi ciddi bildiğim böyle 30 sene Almanya'da ya Münih'te falan yaşayıp tek kelime Almanca öğrenmemiş insanlar. Ya öyle zaten bu yani sorunun rootları var. Ama bunu böyle bir sorun olarak görmek ayrı bir hikaye. Yani şunu diyebilirsin. Sen böyle gelişmiş bir toplum olarak kendini lanse ediyorsan. Ha bu insanlar 30 senedir buradalar. Ve bu insanları biz kazanamadık. Diyebilirsin. Ama bu insanlar gerizekalı. Ama insanlar istemedikten sonra nasıl kazanacaksın ki? Adam 10 yıl özellikle sonra aynalarını sen Suriyelilere diyecek misin burada? Ulan ben demeyeceksin çünkü demeyeceksin abi çünkü bizim şeyimiz o yüzden öyle, ben Almanlar hak öyle veriyorum. Haklısın Suriyeliler konusunda. Biz ya bu çünkü arada bir dönem önce Iraklılara falan da demedin onu yani. Onlar bir şekilde adapte oluyorlar yani. Şey değil. Ya haklısın ama bir şey diyeceğim. Değiliz. Adaptasyonla alakalı Suriyelilerin bak, adaptasyonuyla bak, alakalı aşırı derecede Almanya'da yüksek yerlere getirilmiyor. Hasiktir. Doğrudur abi. Doğrudur yani. Şey diyeceğim. Suriyeliler konusunda Türkiye'deki Suriyelileri aslında hani global camiadan da mesela bu UNDP'den falan da onların işte buraya bu society'ye daha böyle katılım sağlamaları için hem Türkiye devlet tarafından bir takım projeler işte çabalar falan filan var. Hem de hani uluslararası komite tarafından community tarafından yapılan şeyler var. Hani projeler çalışmalar vesaire var ama hani ya bir efor var sonuçta. Yine. Yani ama Almanya tarafında öyle bir şey hiçbir zaman Suriyeli olmamış. Suriyeli ile Alman'ı şey Almanya'daki Türk'ü aynı kefeye koyamayız. Çünkü biri iş için göç ediyor, biri savaş için göç ettiriliyor gibi bir durum. O da var evet. Evet. E tamam artık bence mültecilik bir kısmı kalmadı onların. Yaşıyorlar. Bayağı yaşıyorlar. Ya öyle düşünme. Onların çoğu fırsatını yaşıyorlar bulduğu zaman Avrupa'ya kaçma peşinde. Çünkü Türkiye yani, çok kötü bir ülke. Türkler için de aynı şey geçerli abi ama yani bu durumda bildiğin bir de onun yarattığı şöyle bence ikilem de var. Yani hani Suriyeliler şimdi bizim buradaki Türkler Almanya'ya gittiği zaman orada işleri hazırdı zaten çalışmak için gittiler ya. Orada herhangi birisinin işte fırsatına engel olan bir durum yok. Ama burada Suriyelilerin buradaki durumunda öyle bir olay oluyor genellikle. Yani insanlar zaten şeyden yakınıyorlar. Ya bu Suriyeliler geldi. İşte biz daha az fiyata çalışmak zorundayız. Ya da işte bizden daha az fiyata çalışıyorlar. Çünkü sigortası çalışıyorlar. Hani bu bizim için bir sorun diyorlar. Ya bu mesela hani devletin çözeceği aslında bir şey. Yani hani Suriyelilerin kötü olmasından beri gelen onun için yakındıkları falan bir durum değil yani. Hani ne bileyim nargile içiyorlar falan gibi bir şey değil aslında bu. Ama şu karşılaştırmayı da yapmak lazım. Suriyeliler biraz düzen bozduğu için bu kadar sevilmiyor ülkede. İşte yani o düzen bozmalarının sebebi de dediğim gibi fırsatını buldukları zaman hani burayı bir şu an bir ev olarak kabul etmiyorlar. Yani fırsatını buldum mu ben Avrupa'ya gideceğim zaten dediği için herifin burası umurunda değil. Gidemeyeceğini tam olarak anladığı zaman bir nesil sonra
Ha ben kaldım abi burada, tamam burası. Ama bir yaptırımı da yok diyecek. Abi. Aynı şeyi Almanca Almanya'da yapamaz. Anında deportu yer yani. Tabii. Ya bilemezsin, belki de zamanında yapıyorlar. Kaçıncı nesil şu an Avrupa Almanya'daki Türkler? 3 galiba, 3 4. 3 mü 4 mü? 4 yani, olması lazım. O kadar oldu. Ne zaman başladı oraya? Için. 60'lar mı 70'ler mi? Bilmiyorum ki. Ya onların durumu da gerçekten çok değişik bu arada. Ne o yani, ne oranın insanlar, artık buranın insanı da değiller ya, böyle bir arada bir durumdalar yani. Mesela yo, onlara şey falan... sorarsan tamamen buranın insanlar canım. Yani ama çünkü mahallelerinde, bunu söyleyenleri de var bu arada. Mahallelerinde komple Türk mahallesinden çıkmıyorlar. Tamam ama oradaki kültürel yapı buraya artık çok yabancı yani. Yani hani ne bileyim, en azından şunu düşün ya. Türkiye'de bir insan parası olacak. Almanya'ya arabayla gidecek, ondan sonra geri dönecek falan mesela. Bu bile ya, param varsa uçağa binerim falan demez misin ya, ne bileyim. Mesela parası olan insanlar var Türkiye'de. Almanya'ya arabayla gidip gelen var mı yani? Ya yolu seviyordur. Belki. Ama böyle genel bir şeydir. Hayır oğlum, akrabalarına o arabaları göstermesi lazım işte. Onların. Ya bir de arabayı doldurup getiriyor abi adam. Arabayı dolduruyor. Yani. Burada da doldurup tekrar oraya götürüyor alamadıklarını falan. Çünkü burada daha ucuz her şey. Euro'yla kazandı. Turşu bidonunu sokamayacağı için şeyden. Yani koyarsın uçağa gider abi. Başka bir kargoyla gönderirsin. Bir şey yapar. Yani arabayla götürmeye gerek yok. Gönderemezsin. Ya. Gönderemezsin. Nasıl yani, turşu gitmez mi kargoyla? Abi gıda sokamıyorsun. Yani he, böyle doğru. Buradan Doritos al, onu yolla. Bak bizde nasıl bir Doritos var diye, onu bile almıyorlar. Doğru gerçi. Turşu ya, turşu da yemeğe ver ya kardeşim. Ya ben turşu için 1500 kilometre yol gitmem ya, onu söylüyorum. Bir turşu değil ki abi, turşu onların arasında artı bir şey yani, bir sürü neler alıyordur. Ya, turşu ha, onun genel ismi. Köyden ne alabilirsin abi, ne abi alabilirsin? Ya, tulum peyniri, keçi kılından işte. Salçası peyniri, eti cartı. Ya şöyle düşün bir kere, TL euro bazında düşünürsen burada her şey ne kadar ucuz. Tabii. Doldurursun yani arabayı. Yani so what diyesim geliyor benim ya. Yani düşünüyorum, hala justify etmiyor. 1500 ya km sen düşünüyorsun ya. Da şimdi bak, bana kalırsa mesela gemlikten zeytin almanın da bir manası yok, tamam mı? Ama gidince alınıyor yani. O bir artık evet, şey. Evet, tatile giderken yolda alıyorsun bir şey. Buranın aynen. Şusu çok iyi. Ha mesela ben onu da almıyorum. Belki de o yüzden anlamıyorum. Ben mesela yolda giderken o sağdaki şeyler durmam. E çünkü almanı gerektirecek bir durum yok. Çünkü orada satılan şey burada markette satılıyor zaten yani. Ha ama... yok canım, millet herkes alır ya hani böyle tatilden işte. Dönerken Denizli şey. O işte geçmişten kalmış bir alışkanlık canım. O zaman o zamanlar böyle bir 20 yıl önce böyle her yerde markette has gemlik zeytini falan bulunmuyor ya. O dönem gittin mi oradan alacaksın bak işin şeyi o falan diye. Ben mesela şey oldu, Fethiye'den dönerken Ege'li gitmiştik ya Fethiye. Derken annem dedi ki Burdur'dan gül suyu aldı, tamam mı? Gül işte orada varmış falan filan. Abi internet de yok mu ha? Yani internet olmaması gibi imkan yok yani. Gül suyu bilmem nesinin. Ya istediğin markayı, en iyi markayı seç, göndersinler abicim sana. Ama oranın özel doğa. Oradan alacaksın. El yapımı organik. Değil lan, adam zaten üstüne şey yazmış, markasını basmış, baya packaging falan yapmış. Shipping mi yapmayacak bu adam? Yapıyor. Oğlum ama işte kargoya verince organikliği inorganikliğe dönüşüyor. Ya işte orada yolda bir çünkü... sürü adam elliyor, sallanıyor sana gelene. Hayır. Kargo çünkü başka bir şey. Buradan koyuyorsun, ışınlanıyor. Molekülleri bozulduğu için orada tekrar bir araya gelirken değişme oluyor. Doğru. Doğru hocam. Biz oğlum peki... insanlar çok güzel dolandırılır ya. Burada mesela yumurta getireceksin. Hani fabrika yumurtaları oluyor ya. Üstüne sıçacaksın. Organik köy üstüne yumurtası sıçacaksın ama yani sen bu kuş gibi mi sıçıyorsun abi? Sıçıldım bu arada ya. Ya tavuk sıçsın, ben sıçmayayım tabii ki. Organik çiğ köfte diye bugün göt gibi çiğ köfte yedim, hiç güzel değildi. Organik çiğ köfte nasıl olabilir? Ya ne bileyim işte, adamın şeyi o. Ya koma gene bilmem ne falan değilsen bir yerden yırtman lazım ya, adam organik diye yırtmış. Ne çok yani? Bir de 30 bin yıllık lezzet vardı. Sen hatırlarsın. 3 bin lan 30. 3 bin mi? 3 bin. Olsun. 3000 az mı? Hititler yiyor şeyi. Hititler şöyle. Hattı şili böyle tavana atıyor falan. Eksi 1000 ya.
Ağam yeah ağam. Midas ağam. Gerçekten 3000 yıllık lezzet diye çiğ köfteci var oğlum. Midas yiyor böyle, aa kulağıma bir şey oldu falan. O mu Komagene değil mi işte? Komagene duvarında yazmıyor muydu? He ya? Evet. Bilmiyorum ki hangi marka olduğunu. Ha işte Komagene yerken o duvarda böyle 3000 yıllık lezzet okuduğu yazıyor. Hiyeroglifler var. Onu düşünüyorsun değil mi? Ya bir de öyle bir şey yaptınız mı siz gerçekten? Gidip bir yerde böyle masada oturup çiğ köfte yemek. Ben de yedim. Ben çiğ köfte yemedim tabii ki ama bir sürü dönercide zamanımız geçmiştir. O dönerci aynasında kendini izleyerek yemek yemenin iğrenç bir duygusu vardır. Şimdi döner başka bir şey. Hadi o hani bir başka bir... Çiğ köfte eve gelen bir konsept olduğu için mi diyorsun? Aha, yani ya da böyle alırsın yolda yürürken yersin falan ya. Eskiden öyleydi ya. Çiğ köftenin ilk çıktığı zamanları düşün. Bak sene 2009 falan. Olur mu lan? Milattan önce 1000'de vardı. Hayır. Ya ben çok popüler olmaya başladı. Ben 95 senesinde Migros'tan aldığımızı hatırlıyorum lan. Kaç? 95 senesinde vardı. Abi alınıyordu ama şunu 3000 söylüyorum. 3000 yıllık lezzet sonuçta. Ya meşhur Adıyaman işte bu Komagene falan filan ilk böyle çıkıp böyle popüler olmaya başladığı zamanları hayal et. İşte amına koyayım Adıyaman yoktu o zaman. Olur mu ya? Şeyde Pompei'de çiğ köfte yerken ceset bulmuşlar böyle. Taşlaşmış tam ağzına da. Böyle şey. Dürüm mü abi taş arası mı? Bu arada şey var ha, bu şaka değil, Pompei'de 31 çekerken ölmüş biri. Eli sikinde böyle şey var, taşlaşmış adam. Sonsuzluğa kadar öyle duracak, çok acı değil mi? Ama sonsuzluğa şey kadar olmuş değil mi? Yanardağın ben, şey arasında kalmış, lavların ben onu algılayamıyorum abi yani. Çekiyordun yani, dışarıda bir şey oluyor, niye devam ediyorsun? Abi bitsin buradan kaçarız. Böyle akıyor yavaş yavaş lav yani geliyor akıyor. Lan bunu bir bırak yani. Amına koyayım, bir taşlaşmadan bir dur yani, nasıl olabilir? Abi yaşadığım gibi öleceğim. Bu harekette mi yapmadın değil mi? Yaşadığım gibi öleceğim felsefesi o. Nasıl öleceğiz yani? Alem böyle hatırlasın. Devam etmiş. Bu arada kaçamayacağını biliyor olabilirsin ya. Kaçamayacağını biliyorsun, artık camdan giriyor. Ya, ya belki de... Kadere, şey falan kadere çekeyim bu sefer falan. Belki de öyle bir fantezisi vardı. Ulan bu dağ hep patlıyor acaba falan ben diye. Ulan bir de ben ona patlayayım. Şey de olabilir yani, patlayalım. Buradan gelirken böyle eliyle alıp hadi bir de bundan deneyeyim falan da. Sen falan. Mi büyüksün, ben mi büyüğüm Pompei? Ulan ben de patlıyorum. Abi tamam. Ulan, konu gene nereden nereye geldi. Biz ya. En son Batman konuşuyorduk zaten. Nerelere girdik ya. Oğlum dürüm yerken taşlaşmış adam dedik, sen... Ulan, aklıma geldi. Asılırken gitmiştin, dürümü bağladın oraya. Ben onu da geçiyorum. Biz Batman'den şeye nasıl geldik ya? Almanya'daki... Abi Catwoman'ın zenci olması. Evet, oradan racism, oradan bilmem ne falan. Tabii abi. Okay. Ulan, güzel. Ama şimdi adam. Şöyle bir şey var. Gerçekten arkadaşlar. Ana konuya şöyle bir U dönüşü yapacağım. Şimdi bu... Ben Amerika'daki, ya şimdi bu Amerika denilen ülke tamamen kölelik üstüne kurulmuş bir ülkeydi zamanında. Bunun acısını yaşıyorlar. Orada Amerika'nın kaç yılı var? 3000 yılı yok. Yok. Demek ki çiğ köfte Amerika'dan eski. Tabii ki. 600 tamam. Küsur sene falan. Demek ki lan? Çiğ köfte eskiden domates içine konmuyormuş çünkü domates Amerika'ya gidiyor. Benim bu konuda, bu konu hakkında bir teorim var. Köfte ve pişmemiş köfte olarak algılayıp 3000 yıllık lezzet demiş olabilirler mi acaba diye düşünmüştük Burak'la. Çünkü başka bir yolu yok. Bunun yazmanı justify etmenin hiçbir yolu yok. O zaman kıyma değil de kuşbaşı mı yapıyorlarmış eskiden? Hayır, yapmış köfte. Hazırlamış sonra 3000 yıl bekletmiş onu, pişti ağam falan deyip 2010'da getirmiş. Pişti ağam. Oğlum Seha'nın lafını böldük ama adam kendi lafını da bölüp üstüne teori üretti. Evet. Seha konuş. Diyordum ki bu İşte racism Amerika'daki Hollywood'da bize zorladıkları bu zenci karakter falan filan bana çok şey geliyor, samimiyetsiz geliyor çünkü ulan sen ülkeni kölelik üzerine kurduğun için bunun şimdi bir şeyini yaşıyorsun böyle vicdan azabıyla mı diyeyim artık neyle diyeyim, sürekli bize bakın bunlar da normal insan zorlaması gibi geliyor, biz zaten öyle düşünüyoruz pezevenkler. Siz adamların üzerinden ama, para kazandınız. Ama sen öyle düşünüyorsun. Adamın oradaki hedef kitlesi sen değilsin ki zaten. Doğru. Onu yaparak. Günah çıkartıyor. Doğru. Ama o zaman başta bu karakterleri yaratırken de böyle beyaz yaratmasaydınız lan.
1930'da yaratıldı en erken bu çizgi roman karakteri. Ama 1930'da yaratılırken işte böyle, yani Amerika'nın bence şeyi, kültürü ve şeyi çok hızlı değişiyor. Onunla alakalı bir durum. Yani hani düşün mesela 60'larda 70'lerde bir Amerika portresi izliyorsun, bir bakıyorsun herkes sigara içiyor falan. Tabii canım, çünkü oradan, sürekli bir hak arama mücadelesi var abi Amerika'da. İşte yani oradan buraya geliyor mesela, şu an kimse sigara içmiyor Amerika'da, böyle sigara ya benim falan. Ters bulduğum kısım şu. Karakterleri öyle, çizgi romanlarda, orijinlerde o kadar distinctive betimliyorlar ki. Mesela Selina Kyle, Catwoman bembeyaz tenli, esmer ve yeşil gözlü olarak ben bildim her zaman. Şimdi zenciyi koyunca ben onu kabullenemiyorum. Hadi Jim Gordon'u geçtim. Bıyıklı komiser. Başka hiçbir olayı yoktu onun. Lan, hadi yani onu zenci yap. Şey de öyle. Neydi Samuel L. Jackson Marvel'daki karakteri? O da öyle. Ha, Nick Fury. Ha, yani yan karakter. Ya ama... o birazcık daha ikonik biriydi ya şey olarak. Ben geliyorum. Yani hani döneme de bakarsan, yani Nick Fury'nin çizgi romanlarda ilk görünmeye başladığı dönemlere bakarsan, o dönemde zenci birinin o mevkiye yükselebilmesi imkansız olduğu için. Ve tabii o da var. Şey. Yani akıllarına bile gelmemiştir bunu zenci yapalım demek. Lan oğlum şeye ben çıldırıyorum artık, öyle bir dereceye taşıyorlar ki en son Gandalf bence kadın olmalı diye bir tartışma çıkmıştı yeni şeylerde. What? Ya oğlum, hayalet avcılarının hepsini kadın yaptılar ya. Ha, sıçmadı mı film? Gömülmedi mi box office'te? Herkes de nefret etti filmden. Ama film de kötüydü bu arada yani. Hani işte onlar erkek de olsa kötü olacaktı zaten yani film. Evet, ben izlemedim ama duyduğum kadarıyla. Ben de izlemedim. Ocean's 8'i ben mesela o kadar itin götüne sokulması gerektiğini düşünmüyorum. Çok da kötü film değildi yani. Yapılınca yapılıyor. Ama zorlama görünüyor mu? Evet. Yani şey bile zorlama görünüyor yani bir yerde, ama şöyle düşün şimdi biz nasıl bu filmleri izlerken o çizgi romanlarda veya işte kendi hayalimizde kurduğumuz ulan Kaptan Amerika'da şunu yapsa veya Batman de şuradan şöyle gelse falan dediğimiz şeyleri görünce "Wow!" oluyoruz ya. Hmm. Ya muhtemelen bu social justice şeyi savunanlar da bunları görünce öyle oluyor. Yani mesela o İşte Endgame'deki o bütün kadın kahramanların böyle yan yana dizildiği sahnede birileri kesin o sahnede orgazm ben oldu yani. Sinemada cringe'imden ölmüştüm mesela, böyle izledim ya abi, ne yapıyorsunuz Allah aşkına, buraya kadar ne güzel gidiyor film, ne gerek vardı şu sahneye oldum yani. Ya o da bana da mesela o kadar batmadı. Yani çünkü hani o bir şey ya. Şeyle Gamora'yla ya tamam şey... abi onu şey yap ama şey çok saçma, senaryosal açıdan da çok saçma, bütün kadınlar o noktaya toplanıyor bir anda, kızlar hadi koşun kendimizi göstereceğiz diye bir sahne yani. Abi bence biz çok muhafazakarız birçok konuda, özellikle sevdiğimiz şeyler konusunda yani ya hani öyle. Böyle ama şey aynı kalmasını zaten... istiyoruz gibi geliyor ama sonuçta zaten bizim için yapılmıyor mu abi bu filmler? Evet yani neyi yani, neyin için yapıyor? Ya artık değil ya. Marvel falan DC misi bizim için değil yani. Öyle bir şey değil. O yüzden nasıl beğenemiyoruz yani, gitgide zaten abi. Sürekli tabii bozuyorlar. Tabii gitgide öyle olmamaya başladı ama bunun çıkış noktası ulan dur şu 30 yaşına gelmiş çocukluğunda çizgi roman okumuş milleti bir şey yapalım. Onlar işte Passion Project şey tadında çıkan şeylerdi. Onları dizilerle tağlamaya çalışıyorlar işte. Mesela şey niye bu kadar iyi? Mandalorian niye bu kadar sevdik, beğendik falan filan? Onun için. Yani bir miktar böyle hani böyle mass bir şey değildi. İşte daha böyle low budget. Şey de öyle. Falan ne, ama o çok gore olan yani. Bir tane süper kahraman dizisi vardı ya. Boys mu? Ha Boys. O da öyle. Hmm. Realiteyi kafana vuran. Ama o gerçekten... Konusu falan çok iyi onun yani. Olsun, yapılınca yapılıyormuş. Soytarılar. Burak sen TNT gittin mi mesela? Gitmedim hala. Bir korkuyorum. Evet. Gidesim geliyor. Gidemiyorum. Siz TNT'de karşı şey misiniz? Peki. Abi geleceğimiz sinemada var. İzlemeye bence. Ben de çıkınca DVD'si izleriz. Aynı yani şey. Ben bir gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Murat'cığım ben de gitmeyi düşünüyorum. Hem de IMAX gidilir o filme. Bence IMAX'in peşinde değilim çok fazla. Yani ben filme bir göreyim. Ben çok fazla... Peki tamam sorayım. IMAX hakkında ne düşünüyorsunuz? IMAX gerekli çok midir, güzel bir gereksiz şey. Midir? Çok güzel bir şey.
ama ben geliyorum. Gereğinden fazla pahalı bir şey. Tamam, bir aynı Türkiye'de fiyat olduğunu düşün. Pahalılığını siktir et. Tabii ki canım, aynı fiyat olsa de hep IMAX'e giderim ama Türkiye'de IMAX salonu yok. Böyle bir gerçeği dile getireyim ben sana. IMAX dediğin şey bence yok abi. Ya. Yok abi. IMAX dediğin şey çünkü sadece şeyle değil. Kamera ve perdeyle alakalı bir şey değil. İçinde bunun, yani IMAX bir disiplin. Bunun içinde ses sistemi IMAX var. IMAX bir yaşam biçimi. Tabii oğlum. Disiplin mi? Koltukların dizilimi bile önemli yani. Salonun şekli falan bile önemli IMAX'te. Hepsi bayağı ölçülü falan böyle. Ama bizde bu kadar yetti paramıza ağam diye yaptıkları için. Genellikle evet. Onlara IMAX. Perdeyi büyütünce IMAX oldu sanıyorlar. Bir hafif kör bir yapacaksın şöyle. Yok be oğlum. Ben biraz bu durumun içinde olduğum için az çok biliyorum. Bu Akasya'daki perde mesela gümüş perde. Normal sinema perdesinden biraz daha farklı. IMAX'e markası özel... ne bu arada biliyor musun? Neyin? Burak perdenin IMAX. Markası. IMAX. Perdenin markasını bilmiyorum da. IMAX kendi şey yapmıyor mu zaten onları? Alet Dolby'nin alet olduğunu biliyorum. Acaba şey mi? Oradaki bir tane şey var çünkü. Alman bir tane firma var. Hatta neydi adı, amına koyayım. Ya benim çalıştığım eski firma bu sinema salonlarını kuruyordu. Bizim teknik bölüm. Sinema salonu, perdesi, ses sistemi falan. Hatta bizim kurduğumuz bazı sinema salonları gerçekten gerçek sinema deneyimi yaşattırıyordu. Neden dersen adamlar ses testlerini falan yapıyordu. Görüntü testlerini yapıyordu. Sinema perdesine vuran ışığın gücünü falan ayarlıyordu. Yani olması gerektiği gibi rengini, mengini, her bokunu ayarlıyorlar. Şu bazı makinistler hep onu bozduğu için bazı yerlerde salondan salona şeyi değiştiriyorlar mesela. Projektörleri değiştiriyorlar. Sinema filmleri şifreli olarak geliyor her sinema salonuna. Bu şifreli gelen filmleri sinema sahipleri, abi benim filmimi 3 gün daha aç diyor. Adamlar açıyor, şifre yolluyor. Ona ekstra para veriyor sinema salonları. Sonra adam o sinema salonunu dolduramıyor o film için. Ne yapıyor? O projektörü alıyor, küçük bir salonuna götürüyor bilet satamadığı için. Küçük salona götürdüğü zaman da bütün ayarlar sıçıyor mesela. Sinema perdesi yarrak gibi bir şey oluyor. Görüntü bok gibi oluyor. Ses sistemi bozuluyor. Öyle sıkıntılar oluyor ama IMAX'i... Salonlar çok ciddiyetsiz Türkiye'de canım. Yani. Çok kötü. Hiç bakımını yapmıyorlar. O adım gibi eminim. Biliyorum da. Ve evet ya, sinemaya gitmek bence de çok tehlikeli bu dönem. Evet. Yani 5 evet. Kat maske takıp siperlik takıp gidilir mi Tenet için bilmiyorum ama... Ulan siperliği yani... de taktıktan sonra zaten IMAX'in bir manası. Kalmıyor, evet o da var. Bulanık görüyorsun falan böyle. Aa şey yani... yapsalar ya, 3 boyutlu çok gözlük sıkıntı. Ama önden siperi var falan. Pandemiye özel. Ya da direkt siper 3 boyutlu ortadan. Falan. He. Aynen. Ya o sinema salonlarındaki klima zaten... Yani bir kişi korona olsa herkese bir şey diyeceğim, bulaşsın. Ama şey çok şöyle mantıklı. Bir şöyle bir avantaj var. Benim gittiğim salonda son seansta mesela kimse olmuyor. Ben genellikle bütün filmleri bayağı salonu kapatmışım gibi izliyorum. Ve bir kişi olduğu için klimayı falan da çalıştırmıyorlar. O açıdan bir şey olabilir. Daha az tehlikesiz geliyor bana orası ama emin de değilim. Yani Çağan'ın işte ben dediği de çok mantıklı bu arada. Evet. Çünkü rahat da değil bu arada o gözlükler. Nefret ediyorum amına koyayım. Ben de abi. Abi 3D gözlük mü? He. Hele bir de gözlüğün varsa gözlük bitmedi üstüne gözlük zaten. Oluyor o hiç iyi olmuyor. Yok, bitmedi gitti. Bitmedi gitti yani. Zaten ha. Ben bu nefret arada IMAX'e hiç gitmedim. Nasıl bir şey hiçbir fikrim yok. Bir kere bile. Aa. He. Abi. Nasıl lan Akasya'da gitmedin mi? Yok. Gittik senle ya. Eğer gittiysek de hiçbir sik değilmiş yani. Fark etmemişimdir. Ulan gitmedik ya, o zaman çünkü şey devasa. Ya, ses subwoofer'ı tam şeyin altına koydukları için o izleyicilerin altında o kaldığı için böyle patlamada falan bayağı zıplıyorsun yani. Hiç gerek yok. Ses abi. Açısından o şeyleri var. O Lexus şey perdenin demiş abi. Perdenin arkasında lan bütün hoparlörler. Görüntüyü yani karartıyor ki. Demiş bu arada evet gözlükler. Evet abi nefret ediyorum o ne? İşte. Ben bir keresine gidip şey demiştim oradaki ama insanlara. Abi şu brightness'ı biraz açın ya gözünüzü seveyim. Neyi görüntüyü karartıyor lan?
Gözlük diyor gözlük. Da oğlum o zaten film ona göre ayarlanıyor. O görüntüyü karartacağını tahmin edemiyor olabilir. Hiç de bile değil abi. Ben kaç kere değil, çıkartıp abi, hayır, izledim. O senin işte gittiğin salonun yaptığı saçmalıktan. İşte yoksa o brightness'ı bir açmalar lazım. Zaten. Hayır açamıyorlar çünkü salondaki o ampulün lümenini mi yükseltecek? Son zamanlar oluyor. Yok yok ampuller bitiyor. Ampuller bitiyor. Anladım. %20 doğru. Gücü varken mesela daha çok az ışık veriyor onlar. Aynı ben bayağı o teknik şey kısmını da biliyorum. Çok mantıklı. Ha? O yüzden mi kısık veriyorlar peki özellikle mi yani? Tabii ekstra da düşüyorlar. Ampulün süresi biraz daha gitsin. Aynen. Ulan bir hafta daha oynatayım ben filmi. Ampula para vermeyeyim. Amına kodumun yani. Çocukları ya. Ya en tabii. Sinir olduğum mentalite de şu ya gerçekten. Ya öyle bir iş öyle, yapıyorsun be kardeşim. Öyle. Ya ben daha neler söylerim de tutuklarlar ya da dava açarlar. Yani bazı sinema sahipleri böyle bireysel sinema sahipleri çok güzel para cukkalıyor. Yani bazı taktikler var. Hepsini biliyorum. Abi şeyi oğlum, ekle. Yani... Benim yazdığım dava bir senaryoda öyle vermediğin sürece. Şey oğlum diye. Çok yani. De ki bak sonunda söyle şey. Söyle bunlar benim işte yazdığım senaryodaki hayali karakterlerin yaptığı şey. Yani böyle bir şey olabilir de olmayabilir de tabii. Tahmin diyorsun. Benim hayal gücüm de böyle bunlar. Kimse şimdi alınmasın diyeceğim. Bu arada size tavsiye vereyim. En kalibre sinema şeydeki neredeydi lan o? Kanyon. Kanyonun üst katındaki en sağ ve en sol salonlar Türkiye'nin ve dünyanın en kalibre salonlarıdır. Nereden dersiniz? Ve dünyanın. Ben en sağdaki salona yani en bilet kalibre. İstiyorum diyemiyorsun ki abi. Film hangisinde oynuyorsun? Yani o salonda oynayan filmler yani en düzgün görüntüyü ve sesi aldığınız salonlardır. Çünkü salona kanyonda... gitmeyin şey... Filme evet, gitmeyin, abi. Salona gidin diyorsun. Orada çılgın bacanağım da oynuyorsa gidip orada izle, onu izle. Yani tabii. Evet. Çünkü öyle o çılgın bacanağımdan başka bir keyif alırsın. Tabii yani. De kalsın. Salon 3'te ne var bu hafta? Maskeli 5'te. Gidilir. Gidilir hocam. Çünkü doğru salon renk iyi. Ve doğru ses. Değil mi? Gidin. Maskeli. Yani ben maskeli 5'lerimi tam böyle renginde izlemek isterim. Kalır. Gidilir abi. Onun nedeni de her hafta kanyonda galalar oluyor ya. Hmm. Mesela işte eski zamanlarda bu virüsten önce Türk filmlerinin galaları hep kanyonda yapılır. Kanyonda yapıldığı için de o filmin sahipleri gelir o salonda bir test yapar izler. Ben 2 yıl boyunca o salonlarda oturup boş boş 2 saat film izlediğim oluyordu işte test yaparken falan. Yani en kalibre salonlar onlar oluyor. O yüzden. Bu tavsiyelerin için gerçekten sana teşekkür ederiz. Kesinlikle. Yönetmen şey falan diyor mu peki böyle? Dünyamın havayın bunun rengini açın falan. Evet evet diyor. Çok orospu çocuğu yönetmen var Türkiye'de. Çoğuyla da çalışmışımdır. Sen sektörde iş bulamayacaksın bir süre sonra. İstersen İlker Canikligil'le bir konuş. Adam resmen Doğu Demirkol gibi ya. Oğlum onun şeylerini falan yok ya şimdiki ya. Yönetmenlerime bayılıyorum. Hepsi babam gibi, arkadaşım gibi. Eski yönetmenler ya bunlar. Konuşamam. Babam gibi ya. Babam gibi. Gibi. Babam dedikten sonra bir şüpheye düştüm. Şeyde karar kılalım bence. Baba arkadaş arası amca falan. Ya yaşa baba göre yarısı. Sıraladım. Baba var, arkadaş var. Dedem gibi olan var mı? O kim? Dedeler bırakıyor. Bakın Kerem bıraktı mesela. Sinan evet. Çetin mesela deden gibi. Ya ileride ben de yönetmen olursam bana da sövebilirler. Sıkıntı yok. Sen yönetmen olursan bizi filminde oynatır mısın? Burak Bey. Burak öyle diyorsunuz ama Burak'a ben kendi klibimi çekeceğim. Oynatırım. Evet Murat senin klibini çekeceğiz daha. Evet. O işimiz var. Var gene kafamda bir şeyler. Ben sana yeni bir şeyler şey yapayım. Bir konuşalım bak, onu. Bu hafta öyle boş de. Olabilirim. Lan bu hafta mı çekeceğiz klibi saçmalama? Yok yani konuşulur, senaryo yazılır. Kalkın yarın ya, çekiyoruz. Ben seni kadraja aldım, bence harika. Teşekkür ederim. Kucak evet, kucak evet. Kem'den klip çekelim, ne dersin? Ya o açıda kullanılır. Klibi böyle böyle anlatıyor şarkıyı, şey yapıyor falan. Aynen, bence bak, yani. Güzel aç.
Hacker oğlum, hacker kendim. Seval sana da bir klip çekelim. Sertap Erener miyim ulan ben? Çek çek. Bana da çeker misin? Benim şarkım yok ama. Sana da bir şarkı yapalım hemen sen. Ya sana trap. Pompei'deki adam gibi bile çeker. Vay be. Hatta şarkı, ona da bir şarkı yapar. Şarkında da Pompei'deyim 31 çekiyorum. Pompala. Pompei'yle. Abi peki şey hakkında hiç bir fikriniz var mı, izlediniz mi? Justice League'in Cinder, Snyder katı trailer'ı çıktı. Sen bana izlettin, evet. İzlettim değil mi? Doğru. Size geldiğimde. Ben de izledim ama yani şeyi ben anlamadım izledim. Mesela neden 4-3? Yapımcı katliamı bir film. O sanırım IMAX'le bir alakası varmış diye duydum. Ne alakası var hiçbir fikrim yok ama. Tamam. Bildiğim diğer bilgi, Hallelujah şarkısının tekrar kullanmasının sebebi kızının en sevdiği şarkı olmasıymış. Kızı Justice League çekimleri sırasında ölmüştü hatırlarsanız. İntihar ediyor. O yüzden bırakmıştı filmi yarısında. Ulan babaya yapılan da en büyük ibneliktir herhalde. Bir adam filmi bitirsin öyle öl. Hayda. Herifin derdine bak amına koyayım. Yazık. Ama haksızsız değil yani bir yerde, çünkü şey demişti Zack Snyder, Justice League'i çekmek çocukluğumdan beri hayalimdi diye başlamıştı filme. Oo. Ya düşün, hayalini gerçekleştirirken başına gelenler. Filmini sikiyorlar, kızın ölüyor. Doğru. Yani o bile intihar etse. Demek ki böyle boş hayallere şey yapmamak lazım. Ya şimdi hep ortalı bir işe gireceksin. Justice League, Justice League, bunlar artık çocuk şeyler ya. Yani. İşine gir, çalış abi, memur ol. KPSS'ye girmiş sonra. Emeklilikte ne yapacaksın? Emeklilikte ne yapacaksın? Seni Batman kurtarır mı emeklilikten? Evet. Dışarıdan emekli olmuştur şimdi o. Anadolu hayattan. Prim ödeyerek emekli oldum. Primlerimi Batman sayesinde ödedim. Ben bu... Justice League'in şey katını, Snyder katını şeyden çok merak ediyorum. Benim tahminimce çok değişik işler dönüyor arkada Warner Bros. Cephesinde. Bu adamın filmini nasıl kötü bu kadar hale getirdiler? O ortaya çıkacak mı? Onun için çok merak ediyorum. Abi Joss Whedon zaten şeymiş işte. Marvel ajanı. Hani... Bayağı ajanıymış falan ya. Herife bir şey söylüyorlar, gidiyor cover fotoğrafını Hulk yapıyor falan gibi şeyler gördüm yani. Geçen akşam düştüm ben bu konuya. Çok fazla spekülasyon. Ya dikkat ettiysen... Ulan yine Seha'nın evi yandı. Dikkat ettiysen trailer'da filmden hiçbir sahne yoktu neredeyse. Ya bir tane mi ne vardı? Onun da CGI değişmişti, arka tarafı falan bilmiyorum. Bir şeyler değişmişti. Şey falan demiş herif zaten. Joss Whedon'ın çektiği görüntüleri kullanacağıma hiç yapmam. Filmi daha iyi falan gibi bir şeyler söylemiş. Ve ilginç bir şekilde oyuncuların hepsi hayvan gibi destek veriyor adama. Asıl filmimiz çıksın ortaya şeklinde. Oyuncular da demek ki farkında durumda. Şeyde zaten aynı muhabbet olmuştu. Suicide Squad da çıktı, bok gibi oldu ya. Yönetmen... Bu benim filmim değil demişti. Hani ben bunu böyle bir şey çekmedim dedi. Ya tamam da o mesela daha bir ilginç. Şimdi bir de Suicide Squad gibi bir şey. Hani böyle bütün dünya merak ederek falan beklemiyor onu, tamam mı? Daha yan bir yapım. Ve yönetmeni... Oğlum abi Harley Quinn sattılar. Harley Quinn diye bir şeyi orada çıkardılar. Yani. Franchise satıyorlar sürekli. Emikliyorlar orası yani. Orası öyle de. Yani ama yönetmenin kurguya hiç girmemesi falan... Şeyi Joker'i oynayan neydi herifin adı? Jared Leto şey demişti ya, benim hiçbir sahnem yok ama koyayım filmde. Benim bana çekilen sahnelerden ayrı Joker filmi çekilirdi. Nerede benim o kadar çektiğim şey demişti herif. Bilmiyorum. Ondan sonra Jared kötü Joker kardeşim demişti. Ya bence şöyle oluyordur durum. Yönetmen çekiyordur. Montajını yapıyordur. Filmi teslim ediyordur. Sonra yapımcılar ve çeteleri geliyordur. Muhtemelen. Warner Bros. Böyle bildiğin lobicilik yapıp bunu böyle yayınlamıyor. Tabii ki.
Yani yönetmenin çektiği filmi direkt yönetmen bırakmaz yani yapımcıya. Önce bir montajını yapar. Heh ulan film bu der. Sonra bir yayında görür. Ananı sikeyim der. Muhtemelen süreç hep böyle ilerliyor. Sonraki çekilen Joker'e ve çıkacak Batman'e bu muameleyi yapmıyorlar. Biraz şeye bırakmışlar yönetmene. Çok tepki aldıkları için. O yüzden daha böyle sanatsal filmler oluyormuş diye duydum. Ben gene de inanmıyorum. Yani ya evet öyle denilir yine dokunulur. Çünkü yani film adamı ne oğlum? Adam para kazanacağı işe komple öyle ama etmez yönetmene. Bir yandan şey olarak kazanmak var. Ya çekeceğim filmi sikeyim deyip yine box office yapmak var. Bir yandan Joker gibi Oscar alacak film yapıp isim yapmak ve daha çok hype'latmak var. Yani şey yoluna gitmek var. Sen şimdi Tenet'i nasıl bilmeden bekliyorsun yönetmeni diye? Aynı şey. Hayır, heriflerin kafa eski olduğu için muhtemelen şimdi Joker daha bir böyle millet şey diye zaten ulan sonat filmi gibi falan diye bir coşuldu ya. Bunlar şey diye düşünüyordu. Böyle film çeksek kimse izlemez abi. Sanat filminden sıkılıyor bu camianın geekleri falan gibi düşünüyorlardı. Ben size baktılar, bir laf söyleyeyim. Baktılar Joker patladı. Şimdi ona dönüyorlar. Bu şöyle bir şey aslında. Mesela çalıştığım yapımcılardan birinin bir lafı vardır. Söylüyorum hazırsanız. Buyur. Bu hayatta iki tip insan var. Hayır. Biz Nişantaşı'na film çekmiyoruz. Biz Sarı Gazi'ye film çekiyoruz. Kesinlikle. Gibi bir laf. Yani maskeli sikerim. Beşler çekimlerinde. Yani bir reklam ajansında çalışan herkes bu lafı duymuştur. Ha, sikerim ben sanatını. Ben gişe yapacağım amına koyayım. Derdim o. Yani hangi film çekimlerinde oldu bu? Anladım. Gişe yapacağını da söylemeyeyim artık. Abi ama peki işte nasıl bir filmdi? Şeye inanıyorum ben. İki tarafı da mutlu edebileceğin filmler yapabilirsin ya. Yani sıkmadan da sanatı konuşturabilirsin. Çok böyle film var. Niye buna gitmiyorlar? Daha zor diye mi? Daha pahalı diye mi? Yo, Joker'in bütçesi ne kadar ki? Filme mesela örnek ver yoklar. Bir tane öyle film örnek versene sen. Inception falan mı? Ama onun diyemezsin. Inception abi, çok şey oldu. Nolan'ın abi yani sanat filmi illa uzaklara bakarak 5 dakika çekmek değil yani. Bunun içinde değil ben sinematografi diyorum, kostümü diyorum, makyajı, ışığı diyorum. Bunlara dikkat ederek hani diyalog biraz daha derinlikli falan. Mesela Recep İvedik atıyorum. Recep İvedik'in sinematografisi çok iyi olsa, film ne kadar iğrenç olursa olsun, ulan herifler ne güzel plan çekmişler diyebilirsin. Bundan bahsediyorum. Ben dedim biliyor musun? İkinci filmin sonunda dedim ben onu. Togan gerçekten aslında inanılmaz bir drama yönetmeni. Yani çok güzel planlar çekebilir. Ama ha, işte şey diyorsun değil mi? İşi. Anneannesi kapıdan tamam. Çekilme evet, sahnesi. Evet, hatırladım. Abi inanılmaz güzel bir plan o. Ve zaten bu şeylere girmeden önce Togan'ın çektiği kısa filmler falan da çok iyi. Şey gibi oldu resmen şu anda böyle sektörden falan böyle başından. Gen de çok iyi film bu arada bence. İlk filmleri daha da anda iyi olabilir yani. Şey olarak daha yükselebilirmiş o film. Peki kurguda bir şey falan soracağım. Hiç böyle ya şimdi Recep İvedik gene hani bir kalibre yukarıda ya şimdi günümüz saçma komikli filmler içerisinde. Ay hakikaten öyle oldu. O öyle saçma komikli filmler içerisinde böyle ya İzlemedik ya. Ne kadar güzel ya falan dediğiniz hiç olmadı. Hiç izlemedik izlemedin ya abi yok. Yani. Ben izledim abi. Ben televizyonda denk geldiğim zaman hadi bakayım lan falan dedim. Askerde izlemişimdir belki. Askerde açarlar sadece. Sende oldu mu öyle bir şey hatırlamıyorum da. Kaçırdın. Dandik film, Türk filmleri. Şimdi bu YouTuberların çektiği filmleri falan bir ara gördüm geçenlerde televizyonda falan. Hadi bir bakayım dedim. Abi. Öğrenci ya filmi gibi değil mi? Sıkıcı. Konu olarak da sıkıcı. Yani siktir lan diyorsun yani. Bu olmaz abi. Bu güldürmek için bunu yapmazsın yani. Oy. Orayı neye koyuyorsun? Bence para kazanmak için mükemmel bir yöntemdi. Başarılı da oldular.
Abi ya, işte onların bütçesi başarı o değil ki oğlum. Başarı sustainability'dir. Yani sürdürebiliyor mu ki onu? Bir kere yapmıyor. Başarı sustainability midir? Ben zannetmiyorum. Ben öyle olduğunu başarı düşünüyorum. Başarı ne kadar çok para kazandığıyla alakalı görülüyor ülkede. Sıkıntı o zaten. Evet. Sustainability. Hayır, sustainability'dir. Hayır, o açıdan baktığın zaman da şimdi sen bir film çekip 20 milyon dolar kazanabilirsin. Ama bir film çekip 5 milyon dolar kazanıp sonra üstüne 10 tane film çekersen daha çok para kazanırsın. Öyle yapıyorlar zaten abi. Türkiye'de. Öyle yapmıyorlar işte. Ama bir filmden toplayabildiğimiz kadar toplayalımı düşünüyorlar ve onu da yapamıyorlar. Tamamen Yeşilçam kafasının biraz korrupt olmuş hali. Çabuk çabuk bir sürü film üretelim, oradan ne gelirse tamamen o kafa yani. Bir de o da var tabii. Geliyor mu? Geliyor. Çoğu batmıyor mu abi? Batıyor abi. Yok batıyor. Lan, geliyor batmıyor dediğin. Yani batmıyor, maliyetini batmıyor. Kurtarıyordur tabii yani, patlama çatlama olmayan film. Yok, kar yapıyorlar ya. Ne kadar peki bütçeleri yani, Burak Bey? Yani takriben. 200 bin liraya çekiyorsa 400 kazanıyordur işte. E tabii canım, hemen hemen mesela o kadar. Mesela yarın yani ben bir tane yapımcıyla konuştum. Ben böyle ünlü bir insanım diye düşünüyorum. Ünlü bir, komikli bir YouTuber. Ya da işte şu an Slotworks'ün mesela çok tutmuş. Biz böyle Slotworks bir küçük bir macerada falan, böyle Slotworks'le Karadeniz'de falan böyle aptal bir film çekeceğiz. Tamam, bir tane de işte yapımcı geldi falan. Çok güzel çekeriz biliyor musun? Mesela ne kadar bütçesi olması lazım? Yani ne kardeşim, kadar bütçe aloke ederler? Sana kendine hemen post bütçesi veriyorum. Filmde çok efekt falan yoksa yani yaklaşık yok, 30 gün çekimin var. Sonra 20 günde montaj veriyorlar sana. Çok az. Abi ben ama evde editleyip sana artı yollasam oluyor mu? Tamam, olur. Sana 2 hafta online süresi veriyorum. Müzik yapımı artı efektleri, efektleri, rengi, oydu buydu. Yani bir hafta renk yapılır. O bu. Hadi sen 150-200 bin liraya 100 bin liraya posttan çıkarsın. Çekime de 30 gün çekim yapma, 20 gün yap. Ortalama bir film çekimi 30 gün falan sürüyor. 20 günde hallederim de. Çok oyuncun olmasın para verdiğin. Doğal dekor. Yani aynen. Doğal ışık. Yani çok büyük paralar harcama, çok il gezme. 250-300 binde onu harcarsın, tamam işte. 400 abi, bine hadi. Ben sana ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç daha bile yok, ucuza çekersin. Evet. Çünkü çekersin. Neden biliyor musun? Türk filminde ki yani Türk sinemasındaki en büyük sıkıntı konu sıkıntısı. Konu ve diyalog. Tamam mı? Evet tabii. Yani birincisi son zamanlarda çıkan filmler inanılmaz diyalog güldürüsüne yatkınlık içerdiği için. Oğlum şey geldi. Bu arada verdiğim 400 bin fiyat yani altındaki arabalardan daha ucuz bir fiyat şu an. Bir filmi daha ucuza çekiyorsun. Yani. Ev parası bile. Abi bir şey diyeceğim. Ama ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben öyle senaryolar, öyle hikayeler dinledim ki bazı insanlardan. Ya abi bunun filmini, bunu niye yazıp götürmüyorsun lan? İşte BKM'ye götür, bir yere götür, kime götürürsen götür yani, bir yapımcıya. Abi yani öyle şeyler duydum, dinledim ki. Ya gerçekten dünyaya açılırsın o filmlerle yani çekilse. Slotworks yani, Karadeniz'de doğru, yani öyle şeyler varsa doğru kişilere ulaşamıyorlardır istiyorsanız. Söyleyemedim. Söyle lan. İçimde patlayacak. Söyle hadi. Bir saniye bir şey verebilir miyim? Söyle. Slotworks Karadeniz'de filmimizi çekiyoruz. Şöyle bir sahne aklıma geldi. Böyle işte bizim karakterler şeyde işte sahilde yürüyor falan. Ondan sonra yandan bir tane küçük çocuk geliyor böyle. Oy Seha bir amına yarramı der misin diyor. Ondan sonra gülme efekti. Gülme efekti. Oğlum bir tane de köyün delisi olsun. Selamun aleyküm, ben Giresun'dan arıyorum. Oğlum. Seha mesela film şey başına 100 bin lira verseler sana. Tam olarak bu sahneyi çeker misin? Oynar mısın bu sahnede? 100 bin liraya mı? Oynarım abi, niye oynamayayım? Uy, amına yarrağımı der misin? Ama şey yani hani gişe garanti, devamı da çekilecek filmin. Yani 2-3 Slotworks 2, Slotworks 3. Ben de sektörden bir tane şeyimi anlatmak istiyorum. İsim vermeden çok iğrenç bir filmin hikayesi. Tahmin edersiniz ne olduğunu da ben yine de isim vermeyeyim. Ben bunlarla çalıştım. Yine bu şey tayfasından işte internette ünlü olup sinemaya atılan, parsayı toplayalım tayfasından birine
arkadaşının filmi DVD'den açıyorlar, içeride uyurken geliyor adam. Ya kapa şunu amına koyayım, sikim bu filmde falan diyor kendi filmine. Abi niye çekiyorsun o zaman diyorlar. Adam sana banka hesabını gösteriyor bu yüzden diye. Ya milletin sikinde değil, kendi de farkında çok kötü film yaptıklarını ama satıyor diye yapıyorlar. Yani. Eğer böyleyse biz de gireriz Dark Side abi, ne yapalım. Biz de koyarız dındırı 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 dındırı. Ama ben oradan kazandığım parayla gidip de altıma Lamborghini çekmeye kasmam şey gibi, vizyonsuz gibi. Ben onu kendi yapmak istediğim tutmayacak işlere harcarım. Kendimi tatmin ederim. İşte bu. Yapılması gereken. Oğlum zaten Lamborghini, ne bileyim McLaren, Ferrari. Bunlar bu arabalarının sattığı insanlar zengin olan insanlar değil. Sonradan zengin tabii olan insanlar. Hedef kitlesi bunlar zaten. Sen varoş gibi sonradan zengin olup bunları alma. Zaten tabii aileden de böyle zengin olan insanların hiçbirinde o arabalar yok. Yani bir o, ikincisi bir de bir iş yapıyorsun. Bir para kazanıyorsun. Gidip altına araba çekmek bayağı artık çok geçmişte kalması gerekmiyor mu ya? Bu daha iyi evet, parayı daha iyi ona kazandığın parayla yani da gidip Lamborghini almazsın yani. Bir kebapçıya gidersin, İskender yersin abi. Beyti yersin. Bir Nusret'e giderim ama he. Gel amına koyayım, tuz dök derim şöyle. Tuzla bizi. Nusret'e ya bu arada hiç gittiniz mi Nusret'e? Yo. Nasıl gider? Ben fotoğraf çekimi için gittim bir kere. Ben bir kere ciddi yemeğe gittim. Hiç ben gitmedim. Yemek sepetinden ayağıma söyledim. Vay arkadaş ya. Nusret. Nusret evet mi getiriyor abi peki tuz dökmeye? Yani ekstra para verirsen kurye olarak Nusret gelebilir. Cappuccino veriyor mu böyle? Pahalı mı peki yemek sepetinden şey yapınca? Pahalı da çok değil ya. Onlar da şey, normal bir yemeğin koronada, iki katıdır yani. Koronada olsun sıçtıkları olsun için yemek sepetine kadar düşmüşler. Niye canım, hep yok muydu zaten yemek sepetinde? Hep sepetinde yokmuş ya, sonradan açılmış. Nusret hamburger falan getiriyormuş eskiden de. Ha. Şimdi o altın etler geliyor. Hele hele. Abi bu arada bizim filmimizde biz kendimizi mi oynayacağız yoksa birilerini mi kastlayacağız kendimiz? Yok, kendimizi oynayacağız. Yoksa niye oğlum, biz ölmeden efsane olmadık mı ya? Chat'te beni başkası zenci oynasın falan yapmışlar çünkü. Beni kadın falan yapmışlar da demin gördüm. Yok abi, biz kendimizi oynayacağız. G ile Semkan LGBT karakteri olsun, Netflix'e satalım. Kasta para vermeyelim. Hiçbir şey para vermiyoruz zaten bu gidişte. Sadece elimizde kameraya gidip çekip döneceğiz gibi. Ya, aynen yapabiliriz sana, o yüzden. Ben sana bir dönem, biz bugün bile otursak bunu yapabiliriz. Sıfır maliyetle, sıfır bütçeyle film çekebiliriz yani. Benim sana anlattığım ama işte vizyona projeler sokmak para değil mi abi? O öyle. Ama o kadar, o yani o kadar filmi çektikten sonra bir şekilde onu ayarlarsın ya. Ya vizyona ya sokma çünkü abi, YouTube'a hayır, koy geç. Ya bu vizyona, şey diye gidiyorsun abi. Bir maliyetin yok, buyur. Film burada. Nasıl para değil ya? Şey vermiyor musun sonuçta? Oğlum anlaşıyorsun yapımcıyla, kar ortağı alıyorsun şu kadar satarsa. O senin yerine alıyor, sinemalara dağıtıyor. Onlarla ya da bölüşüyor. Ya siktir et oğlum, Netflix'e satarsın yani. Sonuçta sen cebinden para çıkmadan filmi yapıyorsun ya. O yüzden her türlü yayınlatabilirsin istesen. Zaten bu saatten sonra kim gidecek sinemaya? Peki yani Netflix'e bir filmi verdin diyelim. Oradan izlenme başına mı para alıyorsun yoksa belirli bir şeye mi anlaşıyorsun? Satıyor musun direkt içeriği? Ben şey diye biliyorum mesela. Belirli bir parayı alıyorsun, sonra telif olarak sana dönüşü oluyor. Ufak. Belirli bir paraya satın alıyorlar diye biliyorum ben. Ondan sonra tıklanma sayısı veya sattıkları ülke başına da pay veriyor diye biliyorum ama emin değilim. Ama çok Netflix çok büyük paralar vermiyormuş bu arada. Vermez sonuçta subscription. Sattıkları ülke derken bu arada zaten bir şey yapınca her yerde girmiyor mu yasaklı olanlar haricinde? Onu bilmiyorum. Netflix'te. Emin değilim. Netflix sizin bohlu götünüze mi kaldık diye olabilir yani. Mesela bu Türkiye ile gerildi ya Netflix. Ama bir yandan da delikanlılar. Bir tane film çekimini iptal ettiler komple. Ama bütün ekibin, set ekibinin, yönetmeninin bilmem ne parasını komple yatırmışlar. Çalışmış gibi gösterip onları.
Ya bu arada Netflix sizin boklu götünüze bilmem ne falan demez. Çünkü bayağı Netflix'te en çok vakit geçiren ülkeymişiz yani. Ne oluyor amına? Ne oldu? Senin orada da mı sıkıyorlar? Ne bileyim, lastik mi patladı? Benim var arkadaşlarım Netflix Türkiye'ye. Burası. Peki Netflix Türkiye'ye mesela bu Skindrick Türk filmleri çıkıyor. Onu gidip Amerika'daki adam Netflix'in de görüyor mu? Aha. Yani. Ortak bir şeyleri var. Serverları var bunların. Yani yaptıkça o server'a yüklüyorlar. O server'da inceliyorlar. Şunu şöyle yaptım falan muhabbetiyle revizyon verebiliyorlar. Bu arada Netflix meselesinde hani şey, sizin boklu götünüze mi kaldık meselesinde, ya yani Netflix zaten hani büyük bir üretim kapasitesi olduğu için hani onun yerine koyacağı filmi zaten adamı kendi platformunda tutacağı ürünü zaten çıkartıyor yani, hani o yüzden diyorum. Ama öyle düşünme, çünkü hype yaratmak mesele ve bizim hype'lanmamız sadece yerli falan şeklinde olduğu için. Yo, Netflix'te Türk dizisi çıkacak, Asın Bayrakları diye çıktığı için millet. İşte onlukta koyuyor adam birkaç tane işte muhafız koyuyor. İşte bir iki bölüm bakıyorum falan. Ama muhafızın ilk çıkışı öyle değildi işte abi. Netflix yani orijinal zaten. Ulan ciddi bir şey yapıyorlar herifler falan diye düşünüyorduk. Bir çıktı yani. Patates. Bu arada gerçekten şey ya, YouTube dizisi gibi ya. Muhafız. Muhafız mı? Ben hiç izlemedim bir bölüm bile. Ben iki sezonunu izledim ben. Ben ilk sezon bitirdim mi ona emin değilim ya. Galiba bitirdim ama bir kısmında uyudum ben falan. Ben ilk sezonu bitirdim, dedim ki dur bakalım iki de toplarlar kesin dedim. Toplamadılar tabii. Daha da bozunca siktir dedim, bitiremedim. Aa, polis geldi. Bir daha ne oluyor amına koyayım? Ya SWAT'in girdi sen kan. Oha. Bana da kamyonik geldi. Kamyonik. Bizde de birazdan başlarlar. Ne oluyor? Ne olmuş abi? Gelmedi. Herkes aynı yöne bakıyor. Ben telefonda konulara bakıyorum. Konular gelmiş. Marci oğlum niye hepiniz mi sola bakıyorsunuz? Sola mı bakıyoruz? Murat ben baktı. Sen tam gitti. Sen de ekrana diye sola bak. Ege demiş ki Ege nerede? Bugün ben de dedim. Evet, Marci de demiş ki Marci nerede? Oğlum geleceğini söyleseydin sana soru yağardı bir sürü bak. Ben sürpriz yapmayı tanıştığınız, seviyorum. Karşılaştığınız en saçma ünlüler diye bir soru var abi. Var mı öyle ünlünüz, tanıştığınız? Ooo bir sürü. Ya var ama benim anlatamam ki şimdi. Murat Cemcir'le selfim var. Hala telefonda, niye var bilmiyorum. Sarhoşken adama yürümüşüm herhalde. Ersin Korkut'la var. Taşak geçtiğim. Ama en saçma. Valla Batman ol vereceğim artık ya. Ne oldu? Sözay'la kankayım. Telefon numaralarımız var birbirimizde. Buğra Gülsoy. Ne olduğunu çözemedim. Onda da şu an telefon numarası var. WhatsApp'tan yazdım. Var da var. Ben bütün ünlüleri tanıyorum. Tarkan. Saçma ünlü şeyini, kıstasını nasıl şey yaparız onu bilemedim. Ulan geçen Athena Gökhan'la karşılaştım. Ben reklam yapıyordum. O da bir tane film yapıyor. Yapımcı aynı zamanda. Film yapımcısı falan böyle. Geldi. Sigara içiyordum. Telefonla da bir iş yapıyordum. Baktım. O bana baktı. Birbirimizin dövmelerine baktık. Sonra merhaba dedik. Gittik. Saçma bir Allah anımız. Dövmeyi falan incelemiş böyle. Bakmış tamam bu dövmeli adam. Buna selam verebiliriz falan. Ha. Kaşları çatık selam verdi ama. Amına koduğum niye öyle verdi anlamadım. İşi gücü vardır. Ben bir kere Erenköy'de Ajdar'ı görmüştüm. Saçma ünlüden şeyim o. Aysun Kayacı ile aynı asansöre bindim. Çünkü aynı okulda okuyorduk. Dedim mi şeydeki köydeki çobanlar bizim oyumuz gerçekten bir değilmiş Aysun Hanım.
Size anladık. Yok onu dememişti oldu abi o dönem. Onu dedikten o, sonra. O zamanlar. Tabii. Early. Ulan benim çok saçma bir anım var. Bak çok eskiden de. Hemen anladım. Masum Kırmızı Gül film yaptı bir tane. Ben sinema işindeydim o zaman. Sonra filmi izlemeye bizim şeye geldiler. İş yerine geldiler. Ben de öğrendim. Ulan Mahsun Kırmızıgül geliyormuş falan dedim. Şarkı açtım. Taşak geçiyorum. Sarı Sarı şarkısı var diye. Bir tane iş arkadaşım vardı. Onun belinden tutup sağ sol yapıyordum böyle şarkıyla. Küçüğüm el. Tam arada kapıdan girdi. Ha, girdi amına koyayım. Kapıdan girdi. Son ses müzik açık bir de. Hey merhaba çocuklar falan dedi. Güldü böyle. Abi, merhaba dedim. Utandım. Abi siz de buyurmaz mısınız diye böyle itseydin arkadaş. Siz de bir bel alın. Dedim amına koyayım. Ya. Düştüğüm duruma bak. Sonra çıkana kadar görmedim bir daha. Saçma bir muhabbet. İşte aradığım saçma ünlü şey ya. Ya ben şeyi anlatabilirim sanırım ya. Ajansa şey gelmişti. Unuttum adını. Neydi? O kadar saçma ünlü yani. Ya isimleri çok unutuyorum. Yazar kadın kimdi? Yazar kadın. Sarı kafalı mı? Köşe yazarı evet. Ayşe Erman. Ayşe Erman. Ayşe Erman ajansa gelmişti toplantıya. Bir müddet içeride toplantı yapıldı. Sonra birisi kapıdan kafayı uzatıp Ayşe Erman'la fotoğraf çektirmek isteyen var mı diye sordu. Ben de I said saçlar no dedim diye bağırdım. Ne dedin? I said saçlar no dedim diye bağırdım. I said saçlar no mu? Ya bunun bir yazısında öyle bir şey vardı. Çok dalga geçilmişti. Bunun işte kızı banyo yaparken saçlarını ıslatmasını istemiyor falan. I said saçlar no dedim diye bağırıyor. Ona bir gönderme yapmıştım. Anladı mı adam? Yoksa senin bence biletin sikim deyip bakıp bilmiyorum karşılaşmak öyle için. Bir bakış atıyor değil mi? Tam şey gibi bizden replik istemesi gibi insanların. Yani bizim gün sen Seher bir toplantıya gittiğini düşün. İşte Seher'le fotoğraf çekmek isteyen var mı falan dedi. İçeride bile amına yara bu falan dedi. Toyluk o zaman yani. Tabi. Şimdi olsa yapmam. İşte. Toyluk kötü bir şey abi. Abi bir izleyicimiz konu spam demiş. 15 tane konu var. Gelecek planınız ne demiş? Var mı gelecek planı olan? Benim yok. Var. Single yayınlayacağım yeni. Ha o bu yakın gelecek. Girmeye. Bu konulara girmeyelim dendi. Kerem abi yayınlara yengeyle gelecek mi? Bilmiyoruz Kerem'e sor. Kerem abinin çocuğunun ismi ne? Yok ki daha. Kerol. Daha bismillah. Daha yeni dur bir hafta adam oldu. Daha bal ayına abi çıkmadı ya. Çocuğun adını Kido koysun. Kerem nerede bu arada? Bal ayındadır belki abi. Gidecekti çünkü şey Asus'a bu aralar. Bir aralar hatırlamıyorum da. İnsan bir söyler ben gidiyorum diye. Vallahi mesaj attım ona bile cevap vermedi. Evlendikten vallahi sonra çok değişti bu adam ya. Vallahi. Hemen değişti ya. Daha hemen ya bir de. Oğlum bir dur sen de bırak adam bak yeni evlendi. Çocuk yapım süreci var bunun. Yok sordum. Under construction. Yakında düşünmüyormuş kendisi biz öyle duyduk. Evet öyle bir şeyler dedi. O Kerem'den son dedikodular. Evet. Daha söyleriz de. Düşünmüyorum dedi. Yayında söylemeyelim çok şey var da. Ben söylerim. Biraz daha içersem çok konuşurum. Ciddi anlamda evlendi mi Kerem abi diye bir soru geldi ya. Hayır ciddi anlamda. Ciddi, oğlum ciddi. Ben de şaşırdım. Böyle bak, yastıkları falan koymuşlar. Adam şahittim oğlum. Sadıçtı ya. Bir dakika sadıç mıydı şahit miydi? İkisi de. Ooo double trouble. Evet oğlum sabah 9'dan beri Kerem'den çok yoruldum ama. Köktüm biraz Kerem. Tam rakısını su koyan dayı koyuşu yaptın Seher'cim gerçekten. Böyle hayır. Baktım dedemi gördüm böyle gözlerimde ne geldi. Çok güzel doldurdu ama. Dedem evet. Be. Burak bir sadıç hikayeleri anlat ya. Sen çok canlı yaşadın her şeyi. İnsanlar merak ediyordu geçen hafta. Ne anlatsam ki nereden başlayayım?
Nasıl bir şey? Sabahtan başla maceraların. Sabah çok saçmaydı. Uyandım. Buna gittim. Berna telaşlı hazırlanırken bu oturdu benimle muhabbet ediyor. Normal pijamasıyla. Oğlum dedim hazırlan. Ya hazırlanırım falan yapıyor. Rahatız biz kafası. Ha. Sonra ne oldu? Yani çok bir şey olmadı. Öyle bir anı aklıma gelmiyor. Şu an şey oldu mesela. Kız falan parasını... alındı mı? Ya öyle şeyler olmadı. Ben bu ibnenin parasını biraz kökeyim dedim. Ulan bak hazır böyle işlere giriştim. Mesaiye amına koyayım ya dedim. Kirli çıkıp ezemek. Çok para da kaptırmadı bana. Ama bir kere şey yaptı. Zarfın içinde bir dolar mı verdi yoksa? Bana mı? Yok ya öyle şeyler dolar olur mu? Mesela kızın annesini eve götürecektim böyle. Bana kitledi onu. Hadi sen götür diye. Kerem'cim otopark parası ver dedim. Orada hep yüzükler var. Yüzükler ayırmış. Çaktım oradan bir yüzük. Sonra dönerken Kerem'cim araba lastiği patladı dedim. 100 lira ateşle. Gelemiyorum. Bir de panikliyor o karambolle. Boş bulunup veriyor tabii hep. O Elime panik halini ya. Çok güzel kullanıyorsun onu. Sonra ne oldu? Kerem'cim arabanın anahtarını kaybettim dedim. Bir 100 lira daha. Sonra şahit olacağım. Benden kimliğimi istedi. Kimliğimi unutmuşum dedim. Oradan da bir 100 lira. Öyle öyle topladım. Herife bak ya. Kalem kalem, kalem bütçe çıkartmış. Kerem en son gecenin sonunda cüzdanının içini gösteriyordu. Yok yok bitti bak yok hiçbir şey kalmadı diye. Evet. Bir tur daha istedim de. Ulan sonra çok üzüldüm. Almadım. Harbi köktüler orada. Garsonu geliyor Kerem'den para alıyor. Annesinin fotoğrafı geliyor fotoğrafçı para istiyor falan. Herkes bir para istiyor. Oğlum bu işler böyle. Haziran'da... Çok iğrenç ya. Gerçekten çok iğrenç yani. Öyle öyle. Sonra dedim ya niye evlenmemen gerektiğini anladın mı evlat? Oğlum adam imzayı attı daha bir saat geçmeden. Oğlum evlenmeyin. Daha dur ya. Daha bir dur lan. O benim Instagram'da görmüşsünüzdür o arkamız dönük. Konuşurken orada çok dertliydik. Hmm. Evlenmeyin. Abi ne yapacağım bilmiyorum falan diye böyle sanki. 200 bin lira borç girmiş gibi böyle bir şeydi. Zaten Haziran'da... O adam belki girmiştir yüzlük koyuyor diyor. Abi... Yani her isteğine yüzlük veriyorsa sıçtın. Haziran'da yok, balayı için ne düşünüyorsun diye sorduğumda ya bilmiyorum Avrupa turlarına bakıyoruz falan diyordu. Balayı Asos'a kadar düştü şimdi. Şeye falan senin gittiğin yer neresiydi Burak? Kilios. Kilios aynen. Kilios düşünüyoruz. Evet. Ne Avrupa? Avrupa. Avrupa mı? Avrupa abi. Oradan belki Bulgaristan'a biraz şey yapabiliriz. Burada herkes de sorulmuş evlenmeyi düşünen var mı başka diye. Yok. Yok. Ben kıyıdan döndüm ya. Çok güzel yırttım. Ben nafaka öderdim. Kurtuldum. Toprağı öpüyorum. Ara ara. Kerem ben mi? Savdım sıramı. Seha hiç evlenmez. Murat da hiç evlenmez. Semkan sen evlenecek Murat, mi? Neyle evlenir belli olmaz. Semkan evlenir. Evlenir ama bir var daha ya ona. Gülüyor ama ne yorum yapmak ne istemiyor gibi bir hali var. Mecbur sanırım. Suratı çok şey anlatıyor adamın ya. Sanırım dondum. Semkan tehlikedeysen 3 kere... Öpücük attım. Biz anladık abi seni tamam. Çok iyi anladık. Ben evlendim. Baksana. Kerem abi pişman mısın evlendiğine diye bir soru gelmiş. Olabilir ama biz onun yerine cevap vermeyelim. Kerem abiye düğünde ne taktılar denmiş.
Çok az. Burak anlattı işte biraz önce ne taktıklarını. Ben göremedim. Takılanları ben aldım sanırım. Düğünde patron geldi mi abi? Yok gelmedi. Keşke yayın açsaydım. İnternetim olsa açacaktım da işte. Sarhoş abi hangi ülkede yaşıyor? Burada. Kim hangisi? Sarhoş abi, kim? Hangi sarhoş? Sarhoş, hangi sarhoş? Hepimiz mi sarhoşuz abi? Ömer sarhoş. Ömer'dir ya. Ömer sarhoştu. Şimdi artık onun bayrağını ben devraldım. Videoları... Aynen, tilki sayesinde oldu bunlar hep. Evet ya, bir de hiç sarhoş olmadığım videodan dolayı. 2016'da bizim... gördü bu yayınlar. Ömer diyordu ki 2016'da ben 2020 gibi çoktan yerleşmiş olurum yurt dışına diye bir sözü var kendisinin. Çünkü oyunda 5 sene içerisinde nerede görüyorsunuz kendinizi konuşuyordu. Kerem sanırım plan yapamıyor. Ben bunu anladım. Yapıyor ama uygulayamıyor bence. Ha evet. Kerem'in geleceğe dönük tahminleri tutmuyor genelde. Tersi oluyor. Hayır, Kerem bir plan yapıyor. Biz Kerem'in yaptığı planın ne kadar yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu Kerem'e bu plan çok iyi geliyor. Sonra yavaş yavaş o da anlamaya başlıyor. Yani. Yani planın kötü bir fikir olduğunu. Ama artık o yola da girmiş oluyor yani. Kerem bence şu an ağlayarak bizi izliyor gizli gizli. Yorgan altından böyle kulaklığı takmış sessizde. Ağlıyor. Evet. İyiyim bir şey yok. Videoları yetiştiremiyorsanız neden editör tutmuyorsunuz? Para mı var amına koyayım? Bu nasıl soru? Abi what the fuck. Allah'ım ya. Gelsin bunu soran bedavaya editlesin. He yani. Öğrenir. Biz ona işi öğretiriz. Stajyer. Seha abi migrenin varsa teknolojiden uzaklaş, kafanı yastığa yüzün değecek şekilde yat. Ne alaka, ben migrenim var ne zaman dedim. Oğlum senin kafan çok karışmış. Migren. Ya abi basurum varsa. Random yastığa değecek şekilde. Random sağlık şeyleri. Belki de tıp öğrencisidir. Bu hafta migren görmüşlerdir. Sana öyle bir tatlılık yapmak istemiştir. Kanalımızın böyle. Ultra... Pozitif. Kanalımızın ultra depresif çocuğu Keko Style'a demiş ki, hayatınızda hiç umudunuzu kaybettiniz mi? Vay. Vay be. Bu çocuğu niye böyle girmeyelim. Bu soruyu geçelim kanki. Kaybettik umudum kardeşim. Hep kaybediyoruz. Hayat zaten umut kaybetme yarışıdır. En az kaybeden şey. De en mutludur. Ananı sikim. Çok güzel laf ettin biliyor musun? Aman ha. Koyayım bunun üstünden bir şey denmez. Yaz bunu repliklere koyarız. Yaz mı? Hakikaten yazın lan bunu repliklere. Hep, çok güzel laf. Hep sikko sikko replik şeyler mi çıkacak? Hiç. Bakayım ne sikko şey çıkacak. Kaç zamandır replik yazmıyor. Sosyal anksiyete, sosyalleşme fobisi olan var mı aranızda denmiş. Fobi yani. Değil de hoşlanmıyorum. Zaten korona var. Fobi değil. Abi buna Twitch fobi stream değil yapmak daha abi. İyi mi? Sen benim fobim olduğunu mu zannediyorsun? Ya sen öyle zannetmiyorsun işte, sıkıntı orada. Hayır abi. Oğlum senin fobin varsa acaba. Sosyal anksiyetesi olan adam nasıl Twitch'te yayın yapsın kardeşim? Evet, manyak mısın? Düğüne bile gelmiyordum ben. Bu sosyal bir şey değil ki Twitch'te nasıl yayın değil? Yapmak. Nasıl değil oğlum? Anksiyetesi olan adam 5 dakika duramaz burada. O senin dediğin topluluk önünde konuşma anksiyetesi. Sosyal fobi değil o. Sosyal fobi bir o da bir sosyallik abicim. Bu bir sosyallik değil abi. Ben burada sosyal bir şey yapabiliyorum ama. Yani bundan korkmuyorum, çekinmiyorum. Ya, yapmayı ya, tamam. Tercih etmemek. Ben kendimi tanıdım. Uç. Bundan hoşlanmıyorum ve tercih etmiyorum yani. Ya ama işte ulan Seha'ya da katılıyorum. Şey gerçekten de. Seha öyle mesela. Gerçekten zorunda tercih etmiyor. Beni sokarsan bir yere ben gayet ayak uydururum. Uyum sağlıyor. Ama saatime bakarım sürekli eve ne zaman döneceğiz diye. Çünkü bulunmaktan hoşlanmıyorum. Ya ama şöyle bir gerçek var işte. O öyle saatine bakacağın yerlerde buluna buluna saatine bakmayacağın bir yeri keşfetmiş oluyorsun. Ve zamanla bu yerler arttıkça saatine bakacağın yerlere gitmemeye başlıyorsun. Murat'cığım bunu bana daha önce de söyledin. Ben çok içinde bulunduğum için zevk alındığım durumlarda, sosyal durumlarda çok bulundum.
Ama ben en zevk aldığım şeyde bile evime dönmeyi bekledim. Çünkü ben evimde çok mutluyum. Bunu anlamıyorsun bir türlü. Çok mutluyum. Bebeğim, abi. Evinden daha mutlu olduğun yerde zaten saate bakmazsın. Abi hayır. O, bu arada o şey bende de var. Yani hani artık eve dönelim abi. Yeter. Bir ayağımı uzatayım, evde oturayım. Yok, böyle bir yorgunluk falan. Kafası değil. Ben hayır, yorgunluktan değil. Evi özledim şeyi bana da oluyor tabii ki yani. Ya gideyim artık evime abi. Evim var benim falan oluyorum bir yerden sonra tabii ki. Ama yani ne bileyim. Ona bir oda ver baba. Seninki bu, birazcık bunun şey normali yani. Yok abi. Herkesin kendi kişisel şeyi var ya. O yüzden. Ben giden bir sigara içemiyorum. Yani introvertlik var, extrovertlik Burak. Var, omnivertlik var. Burak. Gitti. Gittin mi? Allah, ben sizi durduramam siz böyle başlarsanız tek başıma. Arkadaşlar. Ne? Ne oluyor? Siz böyle derin konulara girince birbirinizi ben kaykıldım. Bu şey derin mi abi? Derin değil bu ya. Derinle git gide derinleşiyor işte. Yok, böyle yok, shallow'dan başlıyoruz. Yok, biz bunları bayağı böyle masalar havalara uçuşarak tartıştığımız şeyler zamanlar oldu konuları. Yok ya abi, ben nihilizme gitmeyelim ya. Yani. Yok be oğlum. Ben ne demiştim lan, güzel söz yazdınız mı oğlum? Ben onu repliklere ekleyeceğim hakikaten. Maraz bana yaz onu ya. Ben bu replikleri hep kaçırıyoruz, sonra eklemediğim için üzülüyorum. Sen ne dedin? Hayat umudunu hayat, kaybetme yarışıdır. Umutunu kaybetme şey? Yarışıdır. Kaybetmeme yarışı mıdır? Öyle bir şey demiştim. Neyse. Bir şey derdim. Şey klip almışlar. Klip almışlar. Bak. İyi. Evet. Ankara'da en iyi mırra nerede içilir? Güldük mü? Mırra mı? Mırra. Arkadaşlar bazı şeylerin yani neyse. Ankara'da en iyi şöbiyet tatlısı nerede yenir? Bazı şeylerin modası geçiyor. Evet abi ya. Kerem Bey'in camdan girişi rüyalarıma girdi. Ne yapmalıyım? Uyuma. Uyumadan önce iki kulvarla bir elham okursanız Kerem Bey rüyanıza girmez. Oyunlar şiddete özendirir mi? Özendirir. Hadi yani, bakalım kontroverjil yorum. Özendirir, şey yapar. Hayır yani bir şeylerden etkilenip şiddete özenebilecek şeydeysen, cehalet seviyesindeysen sadece oyunlar değil, filmler, diziler, kitaplar, her şey seni şiddete yönlendirebilir. Güzelle bağlasın bence de. Oo, bence bir şey diyeceğim. Onu teşekkür söyleyen ederiz. İnsanların böyle şey insanlar onlar. Böyle çocuğunu görüyor, işte bir yerden böyle bir oyun bulmuş, birilerini ateş ediyor falan filan. Ve böyle kontrol freak bir insan, tamam mı? Ve böyle sürekli çocuğuyla alakalı bu nasıl etki yapacak, bu nasıl etki yapacak falan filan böyle bunları düşünüyor. Ve oradan ileri geliyor yani. Çocuk bakıyor işte orada adam öldürüyor, gülüyor, ha eğleniyor falan. Ondan sonra diyor ki çocuklar oyunda adam öldürüyor, gülüyor. Çocuk katil olacak diyor. Ya ben bence bir öyle. De hazır yeri gelmişken şeyi de söylemek istiyorum. Bu çok dalga geçiliyor ya mesela. Süleyman Çakır'a cenaze düzenlediler, helvasını kavurdular falan muhabbeti. Hep böyle dalga geçilir ya o zamandan beri. Ölüm ilanı verdiler falan. Abi bu tam olarak bir geeklik değil mi? 4 Mayıs Star Wars etkinliklerinin aynısı değil mi tam olarak? Evet. Evet yani, kesinlikle. Bir tane sarışın bir çocuğun böyle Anakin kılığına girip elinde lightsaber'la ışıklı ışıklı Taksim'de dans etmesinden hiçbir farkı yok bence bunun. Çok haklısın. Bu kadar dalga geçildi bununla. Çok ki haklısın. Ki bir de bu arada Kurtlar Vadisi kötü bir dizi de değil yani ilk sezonu da bahsedersek. Hepimiz izledik. Ben izlemedim. Sen yayında arkada açık olduğu zamanı bile hatırlıyoruz. Ben. Evet değil mi? Aynen. Ben izledim birinci sezonu falan filan. Küçüktüm zaten tabii de. Hani bana da böyle sarıyor falan gibi geliyordu ama bence haklısın bu arada yani. Hani illa amına koyayım çok sci-fi şeyler olunca geeklik. Kurtlar Vadisi olunca kako musunuz amına koyayım. Değil abi, adam Kurtlar Vadisi geeki olamaz mı yani? Mesela işte şey falan diyor o insanlar, mesela nasıl şeyler var. İşte abi Star Wars 2. bölümde işte Anakin'in işte girdiği yerdeki adamın kafasındaki işte şeyi falan biliyor adam.
Öbür adam da işte Kurtlar Vadisi sezon 3 işte Testere Necmi'nin elindeki tespihin taşını biliyor adam falan mesela. Ha, bu da bir geeklik abicim. Aynen abi. Çok haklısın. Aynen. Çok fazla bunları gömmeye gerek yok yani. Çok haklısın. Hayır tamam. Şey de düşünmüyorum ben. Ciddi ciddi bayağı böyle. Peki Michael Jackson'a lokma döktürme, yine tarafa koyuyoruz onu. O da yani bir, o da bir espri olsun diyedir muhtemelen yani. Var çünkü. Ya öyle düşünürsen daha güzel geliyor zaten abi. Kobe'ye de döktürdüler mi abi? Onu görmedim. Acaba? Onu görmedim vallahi. Kobe'nin 40'ı çıktı tabi. 40'ını yaptılar mı acaba? Kobe Bryant'ın 40'ı mevlütü. Akşam evde falan toplanıyorlar böyle. Çok iyi adamdı ya falan diyor. İyi adamdı. Çok bu arada Pokemon'um işte diye camdan atlayan çocuk da bu cahil kesime giriyor mu denmiş chatte. Bu şiddete özenme, oyunların şiddete özendirme şeyinde. Ya o çocuk da yani yetişkin olmuş halinde de pek bir ışık yok yani. Yok ya, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu daha önce yayında anlattım mı hatırlamıyorum. Birilerine anlattım ama o çocuk tamamen aslında bir proje. Yani o çocuk muhtemelen camdan düşmesinin Pokemon'la falan alakası bile olmayabilir. Çünkü o dönemde ATV'de yayınlanıyor Pokemon ve gündüz kuşağında o güne kadar asla görülmemiş, prime time'da falan bile alınmamış reytingler alınıyor o Pokemon sayesinde. Ve diğer kanallarda, diğer medya grupları da bu işin sırrını çözmeye çalışıyorlar. Çözemeyince de mecburen ya biz buna bir şey yapalım diyorlar. Çünkü karşısına koyacak bir şey bulamıyorlar resmen. Yani o yarım saatlik çizgi film bir kriz oluyor. Sonra ya, yapmamız lazım. Yani hatırlarsanız kendine o girmesi lazım müziği. Ha. Görmedim abi, pardon. Ya hatırlıyorum. Ben çok net hatırlıyorum. O mesela Pokemon diye bağırıp camdan atladı haberleri falan ilk o rakip medya grubunun gazetelerinde çıkan haberlerdi. Ve ondan sonra yasaklandı zaten, yayından kaldırıldı. Haklısın ve olabilir. Bence çok mantıklı yani. Ve şunu da hatırlarsınız. O yayından kaldırıldı. Bir hafta sonra karşı kanalda Digimon başladı. Ya. Ne onda uçmuyorlar mı? Ha? Evet. Evet. Abi işte böyle abi. Başarılı olmayacaksın abi bu ülkede. Meyve veren ağaç taşlanır. Taşlandır abi. Meyve veren Pokemon. Kim? Bu arada ben Balbazar. Ben şeyimi, ben simgemi yaptım. Bu simge beni 5 ay falan götürüyor arkadaşlar. Öyle bir anlaşmamız var Illuminati'li. 5 ay sonra bir daha yapacağım. İstersen duble yap abi. Öyle yalnız olmuyor. Bak siz yapmadınız. Binerler tepenize, söyleyeyim. Şöyle yapayım hemen. He tamam. Tamam sen yaptın. Benim single'da çıkacak ya yani bir. He tamam abi. Ona bir destek atarlarsa. Bana da atsınlar sevindim ya. Tamam ben şimdi müdürümü arıyorum. Yap sen de, yap sen de şöyle falan yap. Yaptım oğlum. Sen arıyor, görmüş ha, galiba. Sen yaparken yaptım, görmedin, gözün alo kapalı. Ha öyle mi? Müdürüm yaptılar. Gözü tamamen tamam kapalı diyorsun. Tamam. Bir daha ne zaman? 5 ay. He 2 ay mı? Ha, 3 ile 3 desek. 2 güzel. 3 desek 2 tane yapsa. 2020'nin sonuna kadar falan. Tamam tamam. Hadi iyi akşamlar, kolay gelsin. Selam abi, 3 ay. 3 ay mı? 3 ay sonra 2 tane yapacağız. Ha. 2 kere böyle şimdi yapmayayım. Aa, yapma. Yapma. Günah çünkü çok yaparsan. Çok yaparsan atıyorlar abi. Ne yapıyorsun? Taşak mı geçiyorsun diyorlar. Tabii. Alıyorlar Ice White Shot partisini, ortada seni. Bir şey soracağım bak. Ortaya almak falan filan aklıma geldi şu an niyeyse. Şu şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir tane geyik var ya, ben bir sürü insanın diyorum. Abi Almanya'da Berghain diye bir kulüp varmış. 4 katmış. 4 katında da ayrı neler oluyormuş. Ne? Giren herkesi de almıyorlarmış. Britney Spears kapıdan dönmüş falan. Ben ne, hiç duymadım bu böyle bir şey. Ya. Hiç duymadın mı? Yok. Murat sen nasıl duymadın ya? Ya, Almanya gece hayatına çok ilgili olmadığım için olabilir belki. Abi öyle bir kulüp varmış. İşte 4 katlıymış.
Her bir katında böyle level level artıyormuş işte. Ne böyle artıyor abi? Hedonizm abi, mi? Sanırım. Pislik seviyesi. Mesela ilk katta böyle normal yiyiş, böyle hafif sokuş. He. İkinci katta, katta artık böyle orji. Full grup. Üçüncü katta ne başka oluyor? Şeyler artık dördüncü katta öldürmeli. İşemeli sıçmalı. Öldürmeli. Tabii, ördek tabii. Sikiyorlar falan. Ama gerçekten şöyleymiş. Kapıya gidiyorsun. Kapıda sıra var. Bu gerçek bu arada. Kapıda sıra olması ve bu seçme muhabbeti. İşte sıra sana geliyor. Böyle iki tane tip var orada işte. Güvenlik de değil de oranın sahipleri falanmış galiba. Ondan sonra bakıyorlar. Tipini beğenirlerse alıyorlar. Beğenmezlerse almıyorlar. Ve içeride abi, telefon falan filan hiçbir şey sokamıyorsun. Kayıt falan hiçbir şey yok. Yani bu tipini beğenmeyeni almıyorlar. Reyna'da da vardı. Layla'da da vardı. Abi ama telefonunu alıp içeride böyle orji döndürmüyorlar Reyna'da, Reyna'da bilmem ne de. Peki bu konser veriyor. Kıstası niye iki tane adam? Belki o tipi beğenecek insan var içeride. Ama işte o adam judge. O he, içerideki bütün yani herkesi o biliyor. Zaten hissediyor. O seçiyor. Mesela içeride şey fazla mı diyor mesela işte gay çok fazla oldu şimdi birazcık şey yaparım normal işte hetero insanları alalım diyor, ondan sonra onu alıyor, o birazcık lezbiyen az mı ya falan. Abi direkt komple biseksüelle doldursunlar o zaman, hiç sıkıntı çıkmaz herkes herkese. Ama o da çok şey olur herkes gibi, onlar ikinci katta şimdi yer yok falan. Onun hesabını yapıyor. Yığılma olur, çok olur. Öyle. Mesela bakıyor böyle öldürmeli sıçmalı tipi var. Gaspar Noé filmi bu diye. İşte onun dördüncü katı alıyor falan. Bu arada çok ünlü gerçekten bu. Berghain. Bakabilirsiniz. Berghain. Bakalım. Berlin'e giderseniz yolunuz mutlaka düşmesi gereken bir turist. Bir kapıdan bir çevirelim tabii. Tabii. Bir Berlin Museum, bir Berghain. Tabii. Biz gitsek çevirirler mi acaba? İşte bilemiyorum. O piercinginin bence kalması önemli ama. Ne açıdan? Yani böyle bakıp böyle tamam bu iki, he, iki, bu ikinci kat derler. Bu cihatçı değil falan derler. Sen böyle şeyini falan dinlet. Sen şarkıyı falan dinlet. Bak sikiş. Bak sikiş var hocam. Ben sikişli şarkı yaptım falan. Bak, ben tam Berkhan insanıyım ya. Benim ikinci ya katta yerim. Zaten ben ikinci kata doğmuşum. Arkadaşlar başka birisi olsa gerçekten şarkılarından bu şekilde bahsedilmesinden rahatsız olur ama ben olmuyorum. İlginç bir yandan da yani. Ama Berkhan'dan bahsediyoruz orada. Orada bir case sunman lazım. Şey gibi düşün. Elevator pitch diyorlar ya işte. Onun he gibi. Asansör pitch'i. Asansör pitch'i. Sonra bakmazsan size bir asansör pitch'i yapacağım falan. Yap abi. Yok yapmayacağım ben öyle şeyi de söyleyeyim. Sizi, yapamam zaten. Sizi dinleyenlerin yaş ortalamasını tahmin edin. Valla bizi dinleyen 15 yaşında adam da var. 30 yaşında adam da var. 20. 20 diyelim mi? 20. Ortalama 20-23 arası. Neyse eskiden 12 idi. Şimdi daha iyi tabii. 12'ler hala geliyor ama barınamıyorlar. Ortama ayak uyduramıyorlar yani. Onu ben çok fark ettim. Eskiden uyduruyorlardı da artık. Aa sen nereden geldin bir anda? Geldim yahu. Ya sanırım çok içmişim yine bugün. Midem de kazındı. Bu arada 12'ler deyince şey gibi oldu. Lisede böyle muhabbet edersin ya. Abi 12'lerde şu var falan. 12'ler bizi dövecekmiş. 12'lerde bir kız var. Ve son konumuza geçiyorum. Artık sonra after party'ye gideriz. Şeyi sormuş Maras, bu hafta Twitter'da çıktı. Çizim istiyor adam, bir tane çizerden, sanatçıdan. Gördüm. Gördün mü? Kaç paraya şey veriyordu unuttum. Seyacım 40 lira ya. Lux Mira bize iyi yayınlar demiş, bir baskın maskın muhabbetler bir şeyler oluyor. Baskın galiba mı yiyoruz? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Ama sonuna denk geldiniz. Canınız teşekkür sonra ederiz. Teşekkür ederiz. Ya bu teşekkür ederiz asla eskimiyor. Sürekli o gülme evet kutucuğuma bir point geliyor çalınca. Adamın ses tonu. O ses tonu. Yani baskın yememişiz. Çünkü TRT abi yani. Yani eski TRT.
Ya ama sesindeki o bir çatlama var ya, teşekkür ederiz diyor. Teşekkür ederim. Yaşlı sesi böyle biraz değil mi? Neyse, konuya dönüyorum. 40 liraya ben sana 40 lira veririm, bana şunu çiz demiş. Sanatçı da demiş ki 40 lira ne amına koyayım. Yavaş çizdir yani. 40 liraya kağıt kalemi zor alıyoruz zaten demiş. Adam da bu ekonomide 40 liradan fazlasını veremem. Zaten ne yapıyorsunuz ki? Zaten çizeceksin sen onu. Yap yolla işte gibi bir. Değil de şey. Ha, malzeme diyor, parası kağıt, kalem, falan filan. Ha, malzeme masrafını vereceğiz işte. Kargoyu da karşılarım diyor. Para hiç paradan bahsediyor. Yani makine muamelesi yapıyor. Printer muamelesi yapıyor. Hiç o kadar. Şey falan diyor. Siz zaten kendinize sanatçı demiyor musunuz? Zaten çizeceksin. Ben yollayayım, beni çiz diyor işte. Adam. He. Ya kendine göre haklı yani. Kendi yani, hayat cehalete övgü. Kendi evet, çerçevesinde haklı yani. Ama adam, o çerçeve bir doğru bir çerçeve değil işte. Sıkıntı. Değil ama adam esnaf, anladın mı? Adam Türkiye'de böyle çok insan var yani. Bana da gelip şey diye soruyorlar işte. He, bu malzemesi kaç lira bunun falan filan diye soruyor yani. Adam için bir şey yapılması için sadece malzemesini ortaya koyman yeterli yani, anladın evet mı? İşte zaten sıkıntı o, seneler boyunca ona harcadığın zaman adamın umrunda değil. Ben bu seviyeye nasıl geldim ulan pezemek, onu bir düşün. Ben printer miyim, beni böyle anamın karnından mı çıkardılar product olarak ya yani? Şey diyorsun, 30 yani. Yıl artı 5 dakika tabi abi. Onu düşünmüyor zaten herif. Emeğin ama emeğin değeri olmadığı bir ülkede çok normal değil mi abi? Ya mesela kuryeye de adam şey diye bakıyor. He, bunun benzin masrafı kaç diyor, o kadar. Ben kuryenin hiç benzin masrafını düşünmedim. Neyi düşündün? Sigortasını mı? Yani bir şeyini de düşünmemiş olabilir. Ben kuryelere çok genelde şey yapıyorum ya. Kendimi hep suçlu hissediyorum bir şey istediğim zaman. Adam çünkü ya ben genelde ya. Bende şu oluyor. Yağmurlu havada ben sipariş veremem. Ona evet, evet adam şeyden ediyorum. Savaştan çıkmış gibi geliyor ya böyle. Üzülüyorum ya. Tulumla falan böyle. Ona ben abi, dikkat ediyorum. Çok bir de şey oluyor ya, o kesin başınıza gelmiştir. İşte sipariş geç kalıyor falan. Ondan sonra bir saat sonra başka bir adam geliyor. Ya kusura bakmayın, arkadaşımız kaza yaptı, böyle kol koptu falan filan ama getirdik falan diyor. Ama buyurun pideniz. Abi arkadaşın ya siktire dönüp benim pidemi. Sıkmışım pideyi abi şu adam. Geçen şey olmuştu, öyle bir haber çıkmıştı. Pide eksik gelmiş. Her şeye bir vermiş yemek sepetinde. Yemek sepetinin şeyini de, restoranın da yorumu. Kusura bakmayın, kuryemiz kaza geçirmiş yol sırasında, şekeri düştüğü için pideden bir kırtık vermişler ağzına. İyi yapmışlar lan. Ay çok iyiymiş. Ama adam getirmiş sonra. Evet, getirmiş. Ya ben öyle abi, durumlarda bahşiş veremediğim için çok üzülüyorum. Durumum yok, veremiyorum. Hani lazım o para bana. Vermek çok isterdim ama veremiyorum. Ve çok üzülüyorum sonra. Mesela en son şeyi duydunuz değil mi? Getirin şeylerine, orul, kuryelerine. Orul orospu çocukları. Kuryelerine verilen, app'ten verdiğin bahşiş var. %10'unu mu ne heriflere veriyorlarmış. Ne? Hadi canım. Evet. Abi, kurye kendine bahşiş ya. Vermiş, denemiş. Şey 100 lira atmış, 10 lirası kendine gelmiş falan. Vay amına koyayım. O genel olarak getire özel bir durum değil. Genel olarak alınan bahşişler tip box'ta toplanır ve dağıtılır gece. Yok, o sistem öyle olmaması lazım ama işte. Yani ben getiren yani, ama o yüzden Türkiye'de abi. Zaten bir bahşiş kültürü yok. Yani Amerika'da falan veya Avrupa'da falan bazı yerlerde mecburi bahşiş lan. Vermediğin zaman iş yapmıyor herif falan. Yani ya o da çok abartı değil. Bu arada yani. O abartıdan ziyade şimdi oradaki herif temel yani asgari ücretten aldığı için onun. Hayır, onlar maaş onun almayanları bile var bu arada. Sadece tabii. Falan. Prim şeyi gibi düşün onu yani. Orada da herifin öyle davranması normal. Bizde öyle bir kültür oturmuş değil yani. Abi bizde önce bir sigortalarını verelim işçilerin de ondan sonra da tipe bakarız. Bizde yani oturmayan o kadar çok şey var ki onun ayakta olması çok göze batmıyor açıkçası. Ya, yani bir kaçak çocuk işçi falan bir çalıştırmayalım önce, ondan sonra ya tip meselesi sonra yani. Ya bir şeyi eleştirmeye kalktığımız zaman ona gelene kadar evet, hep giriliyor yani.
Ama öyle değil mi abicim yani? Öyle, öyle. Total bir aslında bir reform gerektiren her şeyimiz öyle yani. Maalesef öyle. Yapacak da yapacak çok şey var ama yapamıyoruz maalesef. Eğitim şart abi. Ne diyeyim? Doğru. Ne diyeyim? Dolaşıp geldik gene oraya. Ne yapayım abi? Ne desek GG çünkü yani. Doğru. After'da sövebiliriz ama. Hadi gidelim After'a ya. Gidelim. Bir soru daha alalım ya. Dur abi. Dur abi çok hoş. Ya. Chat'ten alalım abi. Konum bitti benim daha yok. Ha bitti mi? He. After'da sizi alırım. Bak bir tane gelmiş. Çok kötüyüm. Bir hafta sonu 7 dersin sorumluluğuna gireceğim ve 3'ü bir gün, diğer 4'ü ertesi gün. Birileri taktik verse çok iyi olur. Nasıl hayatta kalabilirim? Ormana doğru sorumluluğuna. Bunlar kartlara doğru üstünden değil mi ya? Kopya çekmiyorsunuz mu oğlum siz artık? Benim kardeşim çatır çatır kopya çekiyor. He. Adam mühendislik bitiriyor evden. Ne okuyor oğlum sen kardeş? Bir şeyin mühendisliği ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Makinadır. Makina sanırım evet. Ha nerede, hangi üniversitede? Sakarya. Sakarya. Sakarya fena değil diyorlar bu arada. Güzel güzel, manzarası da güzel. Gidelim abi ya, hadi. Veda hadi edin. Bakalım, ufak ufak. Konu yok mu diyorsun? Yok abi. Daha after var oğlum. Daha after var oğlum, orada muhabbet edeceğiz ya. After'da Murat atletini çıkartacak. Tabii üstsüz geleceğim zaten direkt. Hadi lan çıkar ne olur ya. Oğlum çıkartırım, şaşırırsın bak. Çıkar lan. Çünkü eski çamlar bardak oldu. Evet evet, işte merak ediyor insan. Yok, ama burada değil de. Yayından çıkalım biraz böyle. Daha geçsin de. Çıkar. Yayında da çıkartacağım canım böyle drrrr falan diye bahsediyor. Trompet çalacak arkada falan. Hadi arkadaşlar. Sefer. İyi geceler dileyim. Haydi bakalım ufak ufak. İyi geceler sevgili dostlar. İyi geceler güle güle. Sevgili kardeşler. İyi geceler. İyi geceler podcast'ten dinleyenler. İyi geceler YouTube'dan izleyenler. İyi geceler. İyi geceler Spotify'dan dinleyenler. Marci de buradaydı. Görüşürüz. İyi geceler SoundCloud. İyi geceler Facebook. İyi geceler Spotify. İyi geceler. İyi günler. Eski sözlük iyi günler Twitter. Yaşasın Türkiye'm. Hoşçakalın. Bay bay. Türkiye'm Bayburt. Görüşürüz bazen. Bayburtlar. Görüşürüz Bulgaristan. Görüşürüz. İyi akşamlar Londra. Haftaya kendisi patronlarımız efendim. Umarım 50'nin altına düşmez arkadaşlar. Otomatik yenilemelere bir dikkat edelim. Yoksa kamera açamayacağız ya. Arasına patron sıkışmış diyeceğiz. Hadi bye. Hadi bye. Bye 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 bye.